Değerli konuklar, sempozyumun uluslararası siyaset bağlamında şiddet başlığı altındaki birinci oturumu gerçekleştirilecektir. Oturumu yönetmek üzere İlahiyat Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Salih Yavru Sabri Yavuz'u masadaki yerine davet ediyorum. Alkışlarınızla. Hocam sözü size veriyorum. Değerli katılımcılar, değerli davetliler. Sempozyumun birinci oturumunu açıyorum. Aslında tespit ettiğimiz saat 10'du ama biraz daha erken başlamada herhangi bir sakınca yoktur. Daha zaten bugün Cuma. Cuma dolayısıyla biraz daha da erken bitirirsek ona da vakit ayırmış oluruz. Şimdi ben bu sempozyumun birinci oturumuna tebliğleriyle katılacak olan değerli bilim adamlarını buraya davet etmek istiyorum. Sempozyumun başlığı, oturumun başlığı uluslararası siyaset bağlamında şiddet. Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasal İslam, demokrasi ve şiddet tartışmaları tebliğiyle katılacak olan değerli bilim adamı Profesör Doktor Birol Akgün Bey'i buraya davet ediyorum. Buyurun. İkinci olarak Orta Doğu'da şiddetin ideolojik ve sosyolojik temelleri başlığıyla sunacak olan Doçent Doktor Ahmet Uysal Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Orta Doğu'daki din adına şiddetin analizi, gazeteci gücüyle din-şiddet ilişkisi tebliğiyle katılacak olan Mehmet Akif Ersoy Bey'i buraya davet ediyorum. Son olarak meslektaşım Profesör Doktor Mehmet Erkuran'ı buraya davet ediyorum. İslamofobinin teososyolojisi üzerine bir tahakküm ideolojisi olarak İslamofobi. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sempozyumun süresi, oturumun süresi zannediyorum 10-12 olarak tespit edildi ama 11.30'da bitirmeyi düşünüyoruz. Bu bakımdan müzakere kısmı da var. Son 15-20 dakikada müzakereye ayıracağız. Ben şimdi bu programda belirtildiği sıra üzere ilk sözü Profesör Doktor Birol Akgün Bey'e bırakacağım. Dakikanız hocam 15-20 dakika arasıdır. Efendim sizlere ben zaten böyle bir sadece zamanı belirtmek üzere bir belki çağrıda bulunurum. Siz zaten zamanı değerli olan zamanı çok iyi kullandığınızı görsel medyadan biliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim buyurun. Sayın Başkan, öncelikle teşekkür ediyorum. Umarım zamanında bitirmeye çalışırım. Sayın Vali, Sayın Rektörüm, çok kıymetli Hazirun. Her şeyden önce huzurlarınızda böyle bir güncel sorunu hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun gündemine getirme cesaretini gösteren üniversitemizde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde büyük bir kampanya ve hegemonik söylem dili inşa ediliyor. Bu ikisi arasında kendi inancımızın olan güvenimiz ve uluslararası alandaki bu tartışmalar etrafında nasıl bir dil kullanarak apolojik olmayan kendi kimlik değerlerimizi güvenle taşıyacağımız ama dünyaya da bu anlamda konstruktif, yapıcı bir mesajı nasıl veririz? Bütün ulaşımız ve aslında doğruluğumuz burada. Öncelikle neden bu konu gündeme geliyor? Şimdi birkaç gün önce özellikle bu konuşmayı hazırlarken Global Terrorism Index diye hani her yıl yayınlanan bir şey var, rapor var. Oradan birkaç tane veri ben size sunacağım. Neden bu konu bu kadar gündemde ve önemli? 2000 yılından bu yana
terör kaynaklı ölümlerin ve olayların sayısında çok hızlı bir artış var. Daha da kötüsü, son yıllarda bu konuda trendde ciddi bir yükseliş var. Teröre dayalı saldırılarda ölenlerin sayısı 2012'de, bütün dünya çapında konuşuyorum, 11.133 iken bu sayı 2013'te %60 artışla 17.958, neredeyse 18.000 olmuş. 2014 rakamları bulamadım ama en son rakamlar bunlar. Yani baktığınız zaman çok ciddi bir artış var. Terörden ölenlerin %82'si 5 ülkede gerçekleşmiş. Bu bizim için önemli. Zaten onun için bu toplantılar düzenliyoruz. Bunların hepsi ne yazık ki İslam ülkeleri, hepinizin ismini bildiği ülkeler. İlk 5 ülke Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye. İlk 5 ülke bunlardan oluşuyor. 18 bin terör kaynaklı ölümün %66'sına tekabül eden oranından sorumlu olan, bu saldırılardan sorumlu olan 4 örgüt var. Bunların hepsi de bir şekilde İslam'la ilişkilendiriliyor. Hangileri bunlar? Komşu ülkelerde diyelim, faaliyet gösteren DAEŞ ya da IŞİD terör örgütü, Boko Haram Nijerya'da, Taliban Afganistan'da ve El-Kaide Arabistan'ın farklı bölgelerinde. Dolayısıyla baktığınız zaman bütün istatistiklerde bizim coğrafyamızı ilgilendiren alanlarda hem şiddeti bir siyasi araç olarak kullanan ve uluslararası alanda şiddetten sorumlu olarak gösterilen örgütler maalesef İslam dünyasındaki örgütler. 1980'li yıllarda, 1980 itibariyle ABD'nin yayınlamış olduğu terörist örgütler listesinde yalnızca bir İslam kaynaklı olduğu iddia edilen örgüt söz konusuyken, bugün neredeyse listenin tamamı büyük ölçüde İslam dünyası menşeli olan örgütlerle dolu. Yine rapora göre 2000 yılından bu yana dinin meşrulaştırıcı bir ideoloji olarak kullanıldığı terör saldırılarında çok ciddi anlamda dramatik bir artış gözleniyor. O zamana kadar, yakın döneme kadar, yani 90'lı yıllara kadar belki demek doğru olur. Benim konum da Soğuk Savaş sonrası dönem, 90 sonrası dönem. 90'lı yıllara kadar terör ve şiddeti bir siyasi araç olarak kullanan örgütler ve yapıların, dikkat edin, temel ideolojisi dini kaynaklı değildi. Daha çok ya milliyetçi, ayrılıkçı terör örgütleri veya siyasi bir amaca yönelik ise Marksist-Leninist temelli örgütlerdi. Bizdeki PKK'nın mesela ortaya çıktığı 1970'li yıllara bakarsanız, o dönemlerde bir terör örgütü eğer kurulacaksa, bunun meşrulaştırıcı ideolojisi ve mobilizasyon aracı olarak kullandığı ideoloji büyük ölçüde sol jargon üzerine inşa ediliyordu. Bu alanda PKK mesela Soğuk Savaş döneminde kalma bir şeydir, ideolojisi var ve layık ideolojiler üzerinden bu tür isyanlar ya da ayrımcı hareketler inşa ediliyordu. Ama 90'lı yıllardan sonra bu konuda çok ciddi bir şey var. Dini söyleme dayalı örgütlerde işlenen terör eylemlerinin motivasyon aracı olarak dinin kullanıldığını görüyorsunuz. Yani gündemimize gelmesinin nedeni, uluslararası alanda dini söylemli terör olaylarının çok ciddi bir şekilde dramatik artışı var. Bir kere bu tespitten yola çıkarak konuşmak gerekiyor. Peki ne oldu da bu anlamda bu milliyetçi ideolojilerde kısmen azalma, sol ideolojilerde bir terör örgütünü motive etme anlamında anlamsızlaşması ortaya çıktı ve yerine din kaynaklı ve çoğu zaman da İslam dini kaynaklı söylemler almaya başlandı. Bence esas benim konum biraz da bununla ilgili, çünkü işin teolojisi ve şiddetin dini bakımdan retorik olarak ne kadar meşrulaştırılmayacağı elbette ki bu konferans sempozyum çerçevesinde farklı bilim insanlarımız tarafından tartışacak. Ben işin o yönden girmeyeceğim ama hangi siyasi atmosferde, 1990 sonrası Soğuk Savaş döneminde hangi siyasi atmosferde, özellikle bizim coğrafyamız kaynaklı olarak din ve inanç kodları siyasal anlamda şiddeti meşrulaştırma aracı olarak kullanıldı ve bunun siyasi atmosferi ne?
İşte bugün IŞİD gibi yapılar artık neredeyse şiddeti markalaştıran bir yapıya dönüşmüş durumda. Ben birkaç başlık altında bunu anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce temel çıkış noktam şu. Şiddetin temelinde aslında inanç yoktur. Şiddetin temeli siyasettir. Bir iktidar aracı olarak ideoloji kullanılır. Uygun atmosfer ve zemin olursa, hangi din olursa olsun, ister Hristiyanlık, ister Yahudilik, ister İslam olsun, uygun çatışma ortamları ortaya çıktığında dini metinler veya dini inançlar siyasal şiddeti meşrulaştırıcı bir araca dönüşebiliyor. Ben tarihte örnek girmeyeceğim. İster Yahudiliğe gidin, örneğin 1993'deki Oslo Barışı'nı imzalayan İzzet Rabin yine radikal bir Yahudi tarafından öldürülmüştür. Yani çok eski derseniz Zirklar dediğimiz Zirklar veya Yahudi genelinde terörü her zaman meşrulaştırmışlardır. Siyonist genelinde de bu vardır. Bugün Hristiyan'a baktığınız zaman fundamentalizmin alası orada vardır. Amerika'ya giderseniz özellikle kürtaj uygulayan kürtlere karşı sürekli saldırılar vardır, şiddet vardır, öldürmeler de vardır. Buna benzer her şeyi bulabilirsiniz. Yeter ki uygun ortam olsun, siyasi veya gayri siyasi anlamda şiddetin, terörün meşrulaştırılmasında dini inançlar bir araç olarak kullanılıyor. Yani biz eğer Soğuk Savaş sonrası dönemde İslam dünyasında neden şiddet arttı, neden siyasetin aracı olarak dini kaynaklı örgütler kullanılıyor derken buraya bakmamız gerekiyor. Çünkü bunu görmeden yalnızca semptomlara bakarak bakın, sizin coğrafyanızda İslam sürekli olarak şiddeti üretiyor, söylemi üretmek, bu hakkaniyetli bir bakış açısı değil. Bu kültürel anlamda yanlış bir, çarpık bir bakış açısını yansıtıyor. Bizi, Müslümanları topyekun savunmaya, apolojik bir tavır almaya itiyor. Böyle değil. Tersine sağlıklı bir analiz, siyasal atmosfer mümkünse, müsaitse, hangi din olursa olsun, siyasal anlamda meşrulaştırıcı bir işlev gördüğünü söylemek lazım. Burada din siyasi çatışmalarda iktidar ve güç mücadelelerinde bir araca dönüşebiliyor. İki, İslam dünyasında Soğuk Savaş sonrası dönemde şiddetin artmasının temel nedeni konjonktüreldir. Biraz önceki açılış konuşmalarında da bu dile getirildi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrasında neoliberal batı merkezi küreselleşmenin yaratmış olduğu tek kutuplu bir dünya yaratıldı ve ABD öncülüğünde hegemonik bir yapı ortaya çıktı. O zamana kadar, 90'lı yıllara kadar bu hegemonya mücadelesinde biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi daha çok laik ideolojiler, örneğin Marksizm daha çok kullanılırken artık 90'lı yıllardan sonra Marksizm moral motivasyon kaynağı olarak anlamını kaybetti. Çünkü beslendiği kaynaklarda kurma var. Elbette ki ideolojiler ölmez ama siyasi olarak Sovyetler Birliği çökmesi büyük bir darbe oldu. Geriye ne kaldı? Geriye özellikle hegemonik mücadelenin kontrol etmeye çalıştığı bizim coğrafyamızda inanılmaz derecede bir abanma söz konusu oldu. Yani hepimizin belki özellikle bizim gibi 40'lı yaşların üzerinde olanlar 90'lı yıllarda neler yaşandığını bilirler. Birinci Körfez Savaşı'na bakarsanız Amerika'nın bütün gücüyle hatta 30-40 ülkenin desteğiyle koalisyonla Orta Doğu'ya geldiğini, Suudi Arabistan dahil olmak üzere hani İslam'ın kutsal sayılan insanlar zihnindeki ülkelere, beldelerde askeri yığınaklar yapıldığını, üsler elde edildiğini, bu bölgenin silahlandırıldığını hep beraber gördük. Yani ilk defa şiddet neredeyse pornografik bir araca dönüştü. İlk defa 1990'lı yıllarda bizim ülkede örecik olduğumuz yıllarda biz savaşı canlı yayında izledik. CNN olgusu diye açıklıyor uluslararası toplum bunu. Biz canlı yayında Bağdat'ın üzerine 2. Dünya Savaşı'nda bütün müttefiklerin attığı, kullandığı bombalardan daha fazla bombanın 3-5 ay içerisinde atıldığını gördük. Ya bunlar hepimizin gözleri önünde yaşandı ve insanların zihninde ya bu bir video oyun değil. Yani orada insanlar öldü. Evet, yani Saddam zalim bir adamdı ama
yani o günden bugüne Irak'ta ölen insanların ne istatistiği tutuluyor ne başka şey sayısı tutuluyor. Aynen bugün Suriye'de olduğu gibi. Yani bunu üretmiş olduğu bir counterproductive psikoloji var. Karşı reaksiyon yaratıyor ve bunun oluşturduğu o gergin atmosfer bir şekilde insanlara reaksiyon vermeye itiyor. Yanlış anlaşılmasın yani bu terör örgütüne ortaya çıkması meşrudur, haklıdır demiyorum ama bir analiz yapıyoruz. Yani bu psikoloji olmadan canlı yayınlayın siz ilk defa dünya insanlığına bir savaşı gösterdiniz. Amerika açısından o olsun yani Saddam Hüseyin'i başta bombalarıyor diyebilirsiniz ama orada insanlar öldü. Yani insanın insani boyutu üretildi. Bunu sadece yan efekt yani collateral damage olarak Amerikan analizleri analiz ettiler veya savundular. Öyle değil. Orada hala 91'den bu yana istikrarsızlıklar 2003'te yeniden doğrudan işgal geldi. İşte bugün Suriye'de başka şeyler var. Bunun üretmiş olduğu karşı bir sosyoloji, psikoloji ve motivasyon kaynağı olarak insanların dini kaynaklı terör örgütlerinin o radikal çözüm önerilerine destek veren siyaset psikolojisi ve sosyolojisi yaratıldı. Bunları analiz etmeden sadece 90 sonrasında istatistikler İslam kaynaklı terör örgütlerinin arttığını söylemek haksızlık olur. Aynı şeyi 90 sonrasında bizim çevremizde bakın Boston olayı. Taraflarda birisi Müslümanların olduğu bir çatışma. Kafkaslardaki Azeri-Ermeni çatışması hatırlayın. Hepsi bunlar aşağı yukarı 3-5 yıl içerisinde aynı dönemde oluştu ve büyük bir tartışma yarattı. Baktığınız zaman neden bunlar yoğunlaştı? Bir kere çok üzerinde durmadan kısaca söyleyeyim. Yani Soğuk Savaş döneminde de bu coğrafya elbette ki büyük bir satranç tahtasıydı. Orta Doğu her zaman önemli oldu tarihsel kültürel olarak ama bu coğrafyanın işte sahip olduğu bir takım jeopolitik unsurlar. Bir kere sadece Orta Doğu değil İslam dünyasına bakarsanız dünyayı şöyle yuvarlak olarak çizip doğu batı ekseninden ortasından ılıman iklimler en doğusundan en batısına doğru bir çizgi çizin. Yani İbn Haldun o medeni coğrafyası dediği ılıman iklim kuşağının en yüreği noktalarında Müslümanlığa yerleşmiştir. Yani haritayı yanında getirdim ama ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5. şurasında yaptığım şey vardı. Ahmet Hoca'yla da orada konuştuğumuz bir harita var. Haritada baktığın zaman ılıman iklim kuşağı dediğimiz dünyadaki medeniyet coğrafyasının en önemli rengi noktalarında Müslümanlar var. Daha Endonezya'dan başlayıp Çin kuzeyindeki Doğu Türkistan'dan vesaire batıya doğru uzanan çizgiye bakın. Dünyanın medeniyet coğrafyasının en önemli rengi noktalarında farklı kültürler temsil eden Müslümanlar var. Nereye kadar? Atlantik'in öbür ucuna Fas'a kadar giden, Atlas dağlarına kadar giden bir coğrafyada. Şimdi bu coğrafya bu anlamda kıymetli, önemli ve kritik bir coğrafya. Ben çok fazla derinlerimize girmeyeceğim ama esas konulardan birisi bu. Bu coğrafyanın yaratmış olduğu bir takım jeopolitik üstünlükler var. Cebelter Boğazı'ndan alın Akdeniz'i bir başa geçerken kuzeyinde, güneyinde Müslüman coğrafya var. Süveyş kanalı tamamen Müslüman coğrafyasından geçiyor. Babur Mandeb Yemen'den başlayıp uzak doğuya giden Malaka Boğazı'na kadar dünyanın en önemli ticaret yollarının bekçisi, bu tarihin, coğrafyanın bize ihsan ettiği bir nimettir. Bunu korumamız lazım. Bu bizim emanettir. Evet, burada Müslümanlar var. Dolayısıyla Müslüman coğrafyasının güçlenmesini kimse istemiyor. Bu coğrafyanın bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Enerji jeopolitiğini söylemeye gerek yok herhalde. Bütün enerji ve doğal gaz hatlarına bakıyorsunuz bugün. Örneğin Gazze'de neden bu kadar çatışma oluyor? Neden işte Mavi Marmara'da İsrail normalde uluslararası hukuka göre kara sınırına 20 kilometreye kadar hiçbir gemiye karşılaması gerektiğinde 70. kilometre duruyor. Şimdi anladık ki o bölgede dünyanın en zengin doğal gaz kaynakları bulunmuş durumda. Şimdi yavaş yavaş bunları daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Yani ekonomik ve jeopolitik anlamda baktığınız zaman bu anlamda İslam coğrafyasının uluslararası alanı temsil ettiği çok kıymetli değerler var ve bunları kontrol etmeye çalışıyorlar. Hatta demografiyi bile söyleyebilirim. Yani dünyanın bugün özellikle batılı ülkeleri Almanya'sından Japonya'sına kadar bir anlamda demografik yorgunluk içerisine girmiş durumdalar. Yaşlı nüfus hızla artıyor ama dünyanın en genç nüfusunun bulunduğu coğrafya bu coğrafya. Bizim coğrafyamız.
Orta Doğu'daki özellikle İslam dünyası 30 yaş ve üzerindeki nüfus neredeyse bazılarında %50, bazılarında %60'a çıkmış. Yani burada büyük bir dinamizm var. Yani bu kadar baskı altında olacak, bu kadar yükselen bir orta sınıfta var, dünyayı tanıyor, iletişim dili var. Artık dünya neresinde olursa olsa her şeye görebiliyorlar. Dolayısıyla beklentiler yükseliyor. Beklentilere gerçekleşmeyen, dinamik, kabına sığamayan neyse ve bilinci yükselen bir İslam dünyası var. Bugün esas yaşadığımız şey bu ve Arap Baharı, biraz sonra ona kısa değineceğim. Bu bilinç patlamasının ve bütün bu sosyoekonomik dinamiklerin patlama anına tekabül ediyor. İşte bir patlamaya doğru gitti ve bunu yaratmış olduğu büyük bir dalga var. Bunu şimdi içeriden bir takım çatışmalarla kontrol edilmeye çalışılıyor. Ama tekrar ediyorum, yani özellikle dünya sisteminin üzerinde ekonomik olarak abandığı alan büyük ölçüde İslam coğrafyası oldu ve buna karşı toplumsal anlamda bir tepki oluştu. Bunun dili de, dilin de bir anlamda yanlış ulaşmasa İslam haline geldi ve şunu söylemek belki mümkün, İslami söyleme dayalı küresel sisteme yönelik muhalefette eski Marksist geleneğin temsil ettiği o muhalefet dilini 90'lı yıllardan sonra İslam ülkeleri ve şeyler veya İslam'a dayalı ideolojiler, yorumlar aldı. Çok tipik bir örnektir. Ben size bunu zaman zaman kullanıyorum. Eski Marksist gelenekten gelen bir adam var, Çakal Carlos diye. Bu Latin Amerikalı, Venezuela'nın herhalde bildiğim kadarıyla aslen ama bütün Latin Amerika'daki eski devrimci savaşçılara katılıyor. Bir anlamda Che Guevara gibi şeyde. Latin Amerika komünist geleneğinde 94 yılında zannediyorum yakalanıp Fransız hapishanesine atılıyor. 11 Eylül sonrası dönemde Devrimci İslam diye bir kitap yazdı. Piyasada var, Türkiye'de çevrildi. Çakal Carlos. Orada en çok imrendiği, takdir ettiği kişinin Müslüman bin Laden olduğunu, çünkü Amerika'nın hegemonyasına karşı muhalefet dilini bundan temsil ettiğini, kendisinin de Müslüman olduğunu ve destek verdiğini söyledi. Çok tipik bir dönüşümü anlatan, belki sembolik bir isimdir ama atmosferin nasıl etkilediğini ve hangi ortamda bu dilin geliştiğini anlatma bakımından önemlidir. El-Kaide ve benzeri yapılar eskiden de vardı, Soğuk Savaş döneminde ve Amerika'nın desteğine mazhar olmuşlardı. Hatta onlar eğittiler. Yani Müslüman bin Laden diye bir adam varsa bu CIA'nın desteğiyle yetiştirmiş olan bir adamdır. Başka bir şey değildir. Ama daha sonra terörize edilmesi ve tehdit haline gelmesi, getirilmesi artık kendisinin de kontrol edemediğini, Amerika'nın ne Hüsam bin Laden'ın dahi kontrol edemediği o atmosferde bu mikrop büyük ölçüde yayıldı, yaygınlaştı ve küresel anlamda ABD'nin 90'lı yıllarda sahibi olduğu o istisnai hegemonik gücüne karşı muhalefetin dilini temsil eder hale geldi. Seküler ideolojilerin iflas etmesi ve yerine dini söylemin alması görüyoruz. Bu sadece bize de değil. Yani 2000 yılların başına baktığınız zaman sadece 11 Eylül sonrası değil ki, yani din İslam kaynaklı değil. Amerika'da George W. Bush'u, yani ikinci Bush'u iktidara getirenler 11 Eylül'den sonra getirmediler ki. Ne zaman geldi? 2000 yılında yapıldı seçim. 2000'in Kasım ayında ve 11 Eylül'den aşağı yukarı bir yıl önce iş başına geldi. Kimler iş başına getirdi? Neokonlar getirdi. Neokonlar kim? Hristiyanlığın en radikal yorumu, Hristiyan Siyonuz mu bile diyebileceğimiz radikal bir şey, İvancelik akımın temsilcisi. Bunlar iktidara getirdi. Yani dolayısıyla 90'lı yıllara baktığınız zaman dinin yeniden uluslararası politikaya ve sosyolojiye geri döndüğü bir atmosfer vardı. Sadece İslam dünyası değil, Batı dünyasında da aynı şey var. Bu küresel bir olgu haline geldi. Neden? Din dışındaki diğer laik ideolojiler, ister milliyetçilik, ister Marksizm gibi diğer modernleşmeci ya da dönüştürücü ideolojiler anlamını kaybetti. Eski gücünü kaybetti, inandırıcılığı kaybetti. Geriye ne kaldı? Geriye eskimeyen kadim gelenekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O da din, bunun da yeniden yorumlanması, bu yerli atmosferde şiddet dediğimiz, yani şiddeti üreten o grupların bir anlamda hem siyasi söylemini hem de onların kullanabileceği sosyolojiyi inşa etti. Bunları anlatmaya çalışıyorum. 11 Eylül olayları aslında bu anlamda bu biriken uzun
şeyin, psikolojinin ya da gerginlik ortamının bir patlaması olarak belki görmek lazım. Marksizm yerine dinin ortaya çıkması. Peki ne oldu ertesinde? Yani bu biriken, yükselen radikal dalgaya karşı nasıl bir söylem ve proje geliştirildi? 11 Eylül sonrasında bir anlamda aslında Amerikan siyasi elitleri, doğru bir tespit yaptı. Ben Amerikan Kongresi'nin hazırlamış olduğu 11 Eylül raporunu okudum. Şöyle tuğla gibi 5-600 sayfalık bir rapordu o. Yani bütün ayrıntılar vardı ve güvenlik boşluklarını vesaire analizler ama şöyle bir saptamada bulundu, doğrudur da. Biz nerede yanlış yaptık da bu insanlar bize başımıza uçaklarla verecek kadar bizden nefret eder hale geldiler. Why do they hate us? Bizden neden nefret ediyorlar tartışmasını başlattılar. Bu doğru bir tespitti ve özeti şu, fazla zamanım da kalmadı. Özeti şuydu, dediler ki Amerikan siyasi elitleri bize bu şiddetin Washington'a ve New York'a yönelmesinin, yani Amerika'ya yönelmesinin temel nedeni bizim İslam dünyasıyla kurmuş olduğumuz ilişkiler kaynaklanıyor. Çünkü İslam dünyasında Saddam'ından Kaddafi'sine, Beşar Esad'ına ya da Suudi Arabistan yönetimine kadar hepsi neredeyse otoriter ve baskıcı yönetimler, onlarca yıldır baskı altında tutuyorlar. Bu halklarda biriken bir muhalefet var, bir tepki var, reaksiyon var. Bunların meşru şekilde kanalize olabileceği meşru demokratik kanallar yok. O zaman bize düşen şey bu coğrafyaya demokrasiyi desteklemektir. Tamam, demokrasiyi destekleyelim. Onun için o büyük Orta Doğu projesi var ya, aslında onun bütün temeli bu analiz üzerine oturur. İslam dünyasının demokrasinin kanallarını açalım, böylece şiddete yer kalmasın. Çünkü meşru kanallarla insanlar kendi tepkilerini dile getirebilirlerse bu tepki ulusal başkentlere, siyasete, sisteme yönelir, bizim başımıza gelmez. Yani başımıza yönelmez, biz de şiddetten en azından kendimizi kurtarırız. Bu çözüm, yani rasyonel bir çözümdü. Ama yöntem yanlıştı. Çünkü neokonlar bunu sadece bir çözüm aracı olarak görmediler. Kendi küresel hegemonyalarının 21. yüzyılda da sürdürmesi için bunu bir bu krizi bir fırsata dönüştürmek istediler. Tankları, toplarıyla, silahlarıyla gittiler. Irak'ı işgal ettiler. Afganistan'ı işgal ettiler ve acımasız yöntemler kullandılar. Ebu Ghraib gibi hapishaneleri yarattılar. Onların yaratmış olduğu görsel malzeme ve şey direniş ideolojisi bugünkü iştir. Baktığınız zaman tarihini bu coğrafyada nasıl inşa edildi 2004 sonrasında bugün Bağdadi'yi de onun kurucu atası olan diğer aktörleri de yaratan o hapishaneler ve o şiddettir. Yani yapıcı, sorun çözücü, İslam dünyasının siyasal ve sosyal sistemini normalleştirici bir proje ve söylemle gelmeden iyi niyetini kaybettiler. Bunu imkanı, bu krizi siyasi anlamda, çözme anlamında bir kendileri lehine kullanmak istediler ve maalesef bugünkü Orta Doğu'daki yeni akımlar ortaya çıktı. Ve nihayet orada Büyük Orta Doğu projesiyle dile getirilen söylemler aslında mevcut iktidarlar açısından bir tehdit olarak görüldü. Hüsnü Mübarek'ten Saddam Hakkı Beşar Esed'e kadar ama halklar nezdinde çok büyük bir beklenti de oluşturuldu. Evet, galiba biz ilk defa demokrasiyle konuşacağız. Çünkü Soğuk Savaş bittiğinde normalde İslam dünyası en az bugünkü Doğu Avrupa kadar demokratik reaksiyonlar ve tepkiler göstermişti. Hatırlayalım yine 90'lı yıllarda Tunus'tan Cezayir'e kadar Nahda hareketinden Abbas Medeni'nin hareketine kadar siyasi parti kurdular, demokraside yer almak istediler. %60 oy aldılar ama başlarına ordu musallat edildi ve Batı ülkeleri maalesef korkuları nedeniyle bu coğrafyada demokrasinin yanında durmadılar. Otoriter yöntemlerle bastırılmasına, darbe yapılmasına müsaade ettiler. Sadece Cezayir'de 200 bin insan hayatını kaybetti. Şimdi bunun yaratmış olduğu atmosfer var. Küresel 28 Şubat süreci bize 97'de boşuna gelmedi. Yani o dalganın bir sonucuydu. Şimdi yeniden buraya gelirseniz eğer 2004'te bu ilan edilen Büyük Orta Doğu projesiyle aslında bu coğrafya dönüşmesine, normalleşmesine izin verelim. Böylece şiddet üretmekten vazgeçtik. Başımıza da bela olmasın tespitinin sonucunda gelişen bir söylemdi. Fakat beklentiyi oluşturdular. Hamas 2006'da girdiği
Kilis'teki seçim ilk seçimde hoşlarına gitmedi. Çünkü demokrasi önünü açtığınız zaman biz aynı şeyi Arap Baharı'nda yaşadık. Fazla zamanı yok, uzatmayacağım. Arap Baharı sürecinde o biriken tepkilerle ortaya çıkan dinamizm özellikle o baskı rejimleri altında en örgütlü yapılar olan İslam kaynaklı grupların sisteme hızla girmesi ve o devrimin taşıyıcısı Arap Baharı'nın, İslamların taşıyıcısı haline gelmesiyle beraber demokrasi bir anlamda İslam kimliği olan aktörleri ön plana çıkardı. Yani Mısır'daki Mursi böyledir, efendim Tunus'taki Nahde hareketi böyledir. Hangi ülkeye giderseniz Suriye'de bile büyük ölçüde başlangıçta mesafeye durmasına rağmen İhvan'ın işte oluşturmuş olduğu yapılar böyledir. Dolayısıyla şu konuda ikilemi bir türlü Batı dünyası, küresel sistem aşamadığını düşünüyorum ben. Bir taraftan bu coğrafyanın normalleştirilmesi ve böylece otoriter kontrol yöntemlerinin maliyetini katlanmadan küresel sistemin parçası haline getirilmesi konusunda bir beklenti var. Ama demokrasi yoluyla bunu yaptığınız zaman bu coğrafyanın temel kültürel değeri olan İslami temelli örgütler siyasal alanda neşrinema buluyor. Bu bir ikilem. Yani hem Batı dünyasına uygun bir sistem kurulsun ama bizim istemediğimiz aktörler iş başına gelmesin. Yani Mursi gelmesin, İhvan gelmesin, Nahda gelmesin, şu gelmesin. Kim gelsin? Layık, seküler, liberal değerler taşıyan aktörler gelsin. Ama demokrasi dışarıda öyle olmuyor. Yani toplumda, sosyolojide ne varsa siyasete o yansıyor. Bu ikilemi aşamadığınız zaman, işte Suriye'de biz bunu gördük, daha radikal bir takım demokrasiyle dışlayan ve Vahhabi Selefi geleneğinde olan şiddeti meşru gören ve hatta tamamen şiddet üzerine inşa edilen işitvari yapıları bir şekilde ya göz yumuluyor, ya görmezden geliniyor, ya yeterince işlerine yaradığı için bir süre daha yaşamasına izin veriliyor. Amaç da, bunu söyleyerek bitireyim, aslında bugün bizim coğrafyamızda maalesef komple teröse girmeden söylemeye çalışıyorum ama maalesef böyle bir gerçeklik var. İslam dünyasındaki insanları bir şekilde barış ve huzur içinde yaşamanın tek yolu yani Batı dünyasıyla uyuşabilen liberal, seküler aktörlere destek vermekten geçtiğini ikna edecek bir atmosfer ve çatışma ortamı yaratılıyor. Bugün IŞİD'de dahil olmak üzere bölgedeki maalesef bu radikal unsurların bu kadar hayatta kalabilmesinin nedeni bu. Kontrollü kaos yöntemi diyebileceğiniz bir yöntemle normal, uzun dönemde demokrasiyi de moderniteyi de dışlamayan hareketlerin önü kesiliyor. Bunlar gayrimeşru ediliyor veya en azından DAEŞ'te bunlar arasında herhangi bir fark gözetilmiyor. Washington'dan, Paris'ten, Londra'dan baktığınız zaman onların gözüne İslam değerleri üzerine inşa edilen hangi parti, grup varsa onlar için DAEŞ ya da Nahda ya da İhvan fark etmiyor. Bu yanlış. Doğru olan bize düşen, özellikle bu tür tartışmaların temel nedeni şey galiba. Biz özellikle Türkiye'deki Müslümanlar olarak 150 yıllık bir modernleşme geleneğinin de bir neticesi olarak ve ekonomik anlamda iyi kötü gelişmiş bir ülke olarak dini değerler ve dini kimliğimiz de modern anlamda bir yönetim biçimi olan demokrasi arasında bir orta yolu bulmak zorundayız. Bu bir tartışılması gereken bir şey. Osmanlı döneminde de bu çok tartışılmış ama bir şekilde Türkiye'nin bunu başarması sadece kendi içerisinde istikrarlı bir siyasal sistem kurması bile mümkün değil. Çevresindeki İslam dünyasındaki ülkelerle Batı dünyası arasındaki bu çatışma yeri çatışmasında belki bir aracılık etmek mümkünse dingin kafayla, sakin kafayla İslam'ın medeniyet perspektifini ön plana çıkartarak bu çatışma sürecini durduracak bir formül üretebilmekten geçiyor. Biz bugün belki bunlara yönelmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak, zamanı bitti galiba Sayın Başkan, bunu yapmazsak maalesef son olaylarda görüldüğü gibi bu işin ortamı zaman zaman bizi de kendi içine çekecek şekilde bize doğru uzanabiliyor. Allah'tan iyi bir dingin topluma yavaş yavaş ulaştık. Orta sınıfımız yükseldi. Belli bir milli gelire sahibiz. Stratejik bilincimiz yavaş yavaş bütün bunları okumaya erilecek bir şeye geldi. Ve şu son cümleyi bitireyim.
böyle bir form üretmek hem dini anlamda bu kadar ileride bizim açıldığı bir coğrafyada hepimizin manevi yükümlülüğü, siyasi bir sorumluluğu, bir tarihsel vazifemiz. Çünkü başka bizim dışımızda ülkelerde bunları aklı selim ile düşünecek, o çatışma ortamında uzun dönemli kalıcı çözüm üretecek maalesef kurumlarda, değerlerde kalmadı. KYV çökmüş durumda, Eser eski şeyini yok, bitirmiş durumda. Bağdat, Şam gibi İslamiyet'in medeniyet merkezini maalesef çökertilmiş durumda. Geriye biz kalıyoruz. Biz de bunu dingin kafayla yapıp da kendi istikrarımızı siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda kendi gücümüzü, istikrarımızı sürdürerek bu tartışmaları yapamazsak biz de maalesef o çatışma kültürüne doğru çekiliriz. Bugün bu anlamda önemli kritik bir noktadayız ve bu tartışmaların mutlaka artırılması, bu konuların çok daha ciddi tartışmaların ve çalışmaların yapılması lazım. Siyaset bilimci, sosyologlar, din alanında çalışanlar beraber gelip interdisiplinleri çalışmalara daha yönelmemiz gerekiyor. Ben bu sözlerle tebliğimi bitirerek hem Sayın Başkanım hem de siz dinleyicilerin sabrınıza dolayı teşekkür ediyorum. Başka bir toplantıda inşallah yine beraber olmak dileğiyle. Sayın Hocam, Birol Bey'e teşekkür ediyorum. Ben özetleme şeklinde aldığım notları sunmayacağım vaktinizi almamak için. Ancak hocam geldin yine sonuçta İdeat Fakültesi'nin omuzlarla bu işe yükledin. İnşallah ülkemizde böyle bir görevi, misyonu yerine getirecek bir kapasiteye sahiptir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci sözü Ahmet Uysal Bey'e, Doçent Doktor Ahmet Uysal Bey'e veriyorum. Tebliğini sunmak üzere. Hocam diyorum, süreniz 20 dakika. Teşekkürler Sayın Başkan. Hocam biraz geniş kullandı süreyi. Siz... Tamam hocam, başkanımız inşallah olduğu için çok sıkıntı yok inşallah. Şimdi tabii İslam dünyasının bu şiddet sarmalı, kısa bir tarih şeyle, siyasi tarih, ekonomik boyutu da önemli olduğu için hocamın girdiği belki noktadan, İslam dünyası ilk çıktığında Sasani ve Bizans imparatorluğuyla karşılaşıyor ve bunları neredeyse yutuyor. Bugün de benzer bir şey var. Bir yandan Batı medeniyeti, Bizans Batı'yı temsil ederken, bir yandan da İran, tabi İran İslam medeniyeti içinde ama yine bu Sasani Fars sıkıntıları devam ediyor. Peşinden gelen Haçlı seferleri, tabi İslam'a bu bir önemli coğrafyadan, Bilal Hocam'ın dediği önemli coğrafyadan atma çabası olarak karşımıza çıkıyor. Ama en kritik şey İslam dünyası, işte Abbasiler, Emevilerle daha Endülüs'e dayandıktan sonra bütün İslam şeyini geri atmak. Hem Avrupa'dan, işte bu Osmanlı'ya karşı mücadele olsun, hem Endülüs'ün düşmesi olsun, sonra coğrafi sömürgeler ciddi bir geriye dönüş ve karşı hamle gibi görülebilir. Ve burada kritik olan Batı sömürgesi. Yani Osmanlı'nın yavaşlamasıyla beraber İslam dünyasını etkileyen Batı sömürgesi ciddi bir şok yaratıyor bir anlamda toplumlarda, Müslüman toplumlarda. Çünkü Müslüman toplumlar her zaman Müslüman yönetimler altında, işte İslami kurallara göre yaşamaya alışmış toplumlar. Bir anda hem de bu ilk coğrafi keşiflerde ciddi bir Hristiyanlık, papalık, o fetih ruhu da, yani karşı fetih diyeceğimiz Hristiyan fetih ruhu da var, sadece çıkar değil. Ve ciddi bir Haçlı ruhu da bununla beraber getiriyor. Ve buna karşı güçlü bir, yani üç türlü tepki oluşuyor. Birisi tabii Batı'nın teknolojik üstünlüğüyle beraber İslam dünyasında karşımıza çıkan bir hayranlık. Yani daha çok batıcılık olarak karşımıza çıkan akım bu. Bunun sosyolojik şeyi de var. Yani güç her zaman caziptir. Güç, hatta mesela örnek vermek gerekirse Müslüman veya Hristiyan olmayan İskender ismini ta Hindistan'da, Pakistan'da işte Müslüman çocuklara da, hani İskender olan arkadaşlarımız alınması, bu gücün cazibesi olarak bunu örnek verebiliriz. Güç çekiyor, yani o gücün etkileyici şeyi var. Buna karşı bu Batı'nın İslam dünyasını sömürgeleştirmesinde böyle bir hayranlık olduğunu görüyoruz. Bu hayranlık diğer taraftan, yani bu bir daha çok elitler üzerinde etkili olan bir şey. Ve bu yöntem hala sürüyor. Yani Batı'ya ne derse, hatta içeride bile hani kendi
Türkiye'yi Avrupa'ya istemeyen, örnek verirsek yani çok alakası belki olmayabilir ama Türkiye'yi Avrupa'ya istemeyen Merkel'e hani kendi şeyini siyaset işte siyasetçi şikayet eden bir şey de bu şeyin uzantısı. Bunlar tabii İslam coğrafyasında genelde elitleri ve tuzu kuru yöneticileri veya aydınları temsil ediyor ve bunlarla halk arasında bir uçurum var. Diğer bir tepki ise red tepkisi. Yani Batı bizi işgal etti, getirdiği işgalle dahil her şeyi reddetme üzerine kurulu bir yaklaşım. Bugün işte daha çok yani işte El-Kaide, IŞİD vesaire babında gördüğümüz şey bu geleneğe dayanıyor. Veya reform düşüncesi, üçüncü daha dengeli sayılabilecek. Tamam, şeyi reddeden, sömürgeyi reddeden, Hristiyan yönetimin empozesini reddeden ama aynı zamanda bir yani iyi şeylerin alınabileceğini, işte bilimin, teknolojinin, belki bazı çalışma prensipleri dahil olmak üzere alınabileceği yöntem. Bunlar tabii üç tane akım hala çatışıyor. Hangisini tercih edileceği konusunda ciddi bir mücadele ve kafa karışıklığı söz konusu. Tabii Batı sömürgesi geldikten sonra İslam coğrafyasına, özellikle Arap dünyasına, Kuzey Afrika'ya çok ciddi bir tahribat yapıyor. Bu tahribatın bir yani iki tane ayağı var. Cahil bırakmak ve yoksul bırakmak. Teçhil ve tefkir diye söylüyorlar bunu Araplar genelde. Yani kendi ayakları üzerinde duramayan, bilgiye vesaire sahip olamayan bu Müslüman toplumları tabii açlıkları misyoner okullarıyla veya yabancı okullarla eski medreseleri kapatarak oradaki bilim kültürünü, geleneğini yok ederek ortaya çıkan bir durumda tabii kendi elemanlarını yetiştiriyor ve genelde bu dönemde bir azınlıklara yatırım var. Yani bugün Suriye'de gördüğümüz gibi Nusayrilere yatırım, işte Mısır'da Kıptilere yatırım, hatta Ermeni başbakan bile Mısır'da yapıyorlar Nazar Paşa İngilizler geldiğinde ve oradaki etnik ve dinsel, mezhepsel gruplar arasını açma üzerine yani işte böyle yönet politikası çerçevesinde ciddi bir etki var. Bugün Orta Doğu'da gördüğümüz tabii özgürlük devletler kuruldu ama bunların hepsi yani bildiğimiz anlamda özgür devletler değil, hala Batı müdahalesi ciddi şekilde devam ediyor. Peki bu mücadele yani bu işgale karşı tabii direnişler oldu. Özellikle Kuzey Afrika'da, Hindistan'da, Anadolu'da genelde yerli güçler, yani bunun tabii bir bağımsızlık mücadelesi olduğu için tabii ki yani şiddet içerisinde meşru bir şiddettir bu. Bunu görüyoruz. Bunun getirdiği bir gelenek söz konusu. Ve Batı müdahale, yani Batı özellikle İkinci Dünya Savaşı'yla birbirine ciddi bir tahribat yaptıktan sonra, yani iç savaş yaşadıktan sonra buraları bir yönetemez hale geliyorlar, buraları kontrol edemez hale geliyorlar ama çekilirken yerine bunlara müzahir, bunlara yakın elitler, yönetimler bırakıyorlar. Bir de hala Batı'nın sömürge döneminde çizdiği o paylaşma planları büyük ölçüde bölgede hakim. Yani tasarım hala siyasi olarak yine Batı'nın tasarımı diyebiliriz. Çünkü yani yapay devlet sınırlarından bunları anlıyoruz. Ve yine çok eğer bir orada petrol çoksa daha küçük, daha yönetilebilir. Küçük devletçikler oluşturuldu ve bunların kimlikte sıkıntısı var. Yani bir diyelim ki bir Fransızlar, Fransa'nın ulus devlet mantığı genel olarak koca bir ulusa geçerlidir. Ama Arabistan dediğimizde bütün Arapları tabii kapsayacak bir şey yok. Yani 20 küsur tane, 22 tane Arap Birliği'nde devlet var, devletçik var. Bunlar tabii bir ortak kimlik oluşmasına, ulus için, devlet için gerekli olan millet, sonra sınırlar sorunlu bölgede. Yani bunları sadece iç dinamiklerle değil, dış dinamiklerle de görmemiz lazım. Sınırlar sorunlu, yani işte bakın IŞİD girdi. Çünkü sınırın bir tarafında, yani Irak için söylersek, bir tarafıyla diğer taraf arasında çok fark yok. Birçok Arap ülkesinde böyle. Dolayısıyla sınırların tartışmalı çizildiği bir aşireti ortadan bölmüş, bir köyü şeyi ortadan bölmüş. Hatta Churchill'in hıçkırığı dedikleri, yanlışlıkla böyle haritayı cetvelle çizerken eli kayıyor hıçkırınca. Bakıyor oradan devamını başka türlü çiziyor falan. Çok keyifli çizilmiş sınırlar tabii ülkelere refah getirmiyor, yönetimlere bir ortak anlayış, bir ortak ruh getirmiyor. Sınırlar sorunlu dedik, ulusal egemenlik sorunlu çünkü bu küçük petrol ülkelerinin çoğunun ordusu yok.
arkadaşlar. Yani orada olmayınca siz kendinizi kendiniz koruyamazsınız. Orayı koruyan Amerikan üsleri vesaire, onların bir maliyeti var. Bir dayatmaları, işte baskıları vesaireleri söz konusu. Ve yine bu petrol ülkeleri dahil olmak üzere ciddi bir yolsuzluk var. Yani bir yoksulluk var, yolsuzluk var. Tabii para ne kadar çok olursa olsun, eğer verme denetimi yoksa, işte demokrasi yoksa, yani demokrasiyle nasıl ki bizim işte seçimlerde ben daha şunu yapacağım vesaire yarışılıyor veya hizmette yarış söz konusu. Burada böyle bir dert yok. Yani İslam coğrafyası genel olarak böyle ama Orta Doğu daha da böyle diyebiliriz. Ve bu şeyde ortaya çıkan, Biral Hocam'ın söylediği gibi Arap Baharı, bir bağımsızlık talebi, bağımsızlık ve demokrasi talebi olarak Arap Baharı, tabii önce Türkiye, sonra belki Hamas da aynı şeyi kazanınca bu demokrasiden biraz pişman oldular yani Batı güçleri. Arap Baharı'nda bütün Araplar bunu isteyince ve petrol dahil bütün coğrafi kaynaklar, mesela bilmediğimiz Cezayir, yani çöl gibi biliriz, büyük bir coğrafyası vardır ama ciddi petrolü, doğal gazı, uranyumu, altını vardır. Çok yani bilmediğimiz, yani bizim Müslüman ülkelerin sıkıntısı para, kaynak değil. İyi yönetim, doğru yönetim olmayınca bu kaynaklardan başkaları yararlanıyor. Hatta bir kısa karşılaştırma yaparsak Amerika tabii ki sömürüyor, Rusya daha da kötü sömürüyor. Hani biz genelde esas bizim bölgeye Amerika müdahale ettiği için daha fazla kızıyoruz, aklımızdır. Ama Rusya da Orta Asya'ya mesela hiç daha Araplara, yani Arapların kazandığı kadar da para kazandırmıyor. Aynı şey Doğu Batı içinde söz konusu. Dolayısıyla burada yani ortaya çıkabilecek üçüncü bir gücün, yani işte bunu Suriye'de görüyoruz. İki taraf masada anlaşırken üçüncü bir hariçten gazel okumak gibi bir şey, bir rakip, bir ses istenmediği için de bir sürü şey görüyoruz, sıkıntı görüyoruz. Ve bu Doğu Batı kampları ile paylaşılmış. Tabii cihat kavramı İslami bir kavram ama bu Batı'nın işine geldiği zaman, Afganistan'da Ruslara karşı mücadele edildiği zaman mücahit, yani iyi bir, çok olumlu bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise tabii ki ben yani cihadist denen grubun yanlış bir yolda olduğunu da düşünüyorum. Bundan az sonra geleceğim. O zaman ortaya çıkan işte El-Kaide, Hüsam bin Laden çerçevesinde ortaya çıkan şey yine Amerikan-Suud ortak yapımıydı. Bugün şartlar değişti. IŞİD, yani güncellediler bir anlamda bu modeli. İran-Amerikan ortak yapımı bir IŞİD karşımıza çıktı. Ama bunun ideolojik şeyleri de var. Kısaca geleceğim. Şimdi bölgede meşruiyet otoriter rejimler olduğu için bu meşruiyetini rejimler ne kadar baskıcı olursa olsun kısmi bir meşruiyete, bir halkın gözünde inandırıcılığa ihtiyaçları var. O yüzden bazen bu milliyetçilik oluyor, bazen başka bir işte mesela Kemalizm neydi? Yani eli ağırdı falan, hani kimse bunu söyle, yani şey reddetmez hani eli ağırdı falan diye. Ama bu neydi? Bizimkiler, biz sizi modernleştiriyoruz diye bir modernlik meşruiyeti olabilir veya mezhepsel olabilir veya dinsel olabilir veya milliyetçilik olabilir. Bölgede rejimler kendi meşruiyetini, bu baskıcı rejimler güçlendirmek için şiddeti hem bastırmayı kullanır hem de böyle sunni çatışmalar kendi içinde, biz olmazsak mesela Türkiye'de bu vesayet döneminde askerin ağırlıkta olduğu bir dönemde, 80 darbesine gidilen dönemde iyi biliyoruz ki yani bu kaos süreci en kötü, yani teşvik edilmemiş bile olsa müsamaha edilmiş. Ya bunu Arap rejimleri çok daha fazlasını yapıyor. Birbirine düşürüyor aşiretleri. İşte bazen mesela Mısır'da mübarek döneminde görüyorduk. Şey yapıyorlar. Yani arada bir böyle kim olduğu belirsiz Hristiyan kiliselerin tarayan birisi çıkıyordu. Bu şey demektir. Yani rejim, yani analizlerden anladığımız şekliyle, yani Hristiyanlara bakın, bizim arkamızda durmazsanız size bu eli kanlı işte teröristlere vesairelere teslim ederim. Ondan sonra ve şu anda Mısır'da hem mübarek döneminde hem Sisi döneminde rejimin en sadık savunucusu yine bu gruplardır. İşte Suriye'de benzer şekilde Esad Nusayrilere dayanarak, yani sizi bunlar yok edecekler diye. Ya yani bunlar biraz kasıtlı, bilinçli olarak şiddet kendi rejimleri tarafından tırmandırıldığını söyleyebiliriz. İsrail'de ise şiddet rejimin bir karakteri olmuş. Yani bir hak etmedikleri bir yere, araziye konmuşlar ve buradaki insanlar da tabii ki ev alamayacaklarını belki biliyorlar ama en azından Filistinlilerin bakışı bence evimizi kaptırdık bari rahat uyumasınlar diye yaptıkları böyle taş, camları taşlamak. Yani bir zarar verebildikleri bir şey yok ama rahat
da bırakmadıkları için bu şiddeti bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkarıyor. Bush ve Putin'in, yani ilginç bir şekilde birisi Haçlı Savaşı demişti, birisi Suriye'ye girerken Kutsal Savaş demesi, şiddeti yine kendi inançlarıyla meşrulaştırmaları. Bunları tabii bir Müslüman düşündüğünde, hem Bush'un işgalinde hem Putin'in şeyinde, tabii bunun hemen yani Müslüman dünyasında bir yansıması var, bir acısı var, bir şeyi var. Ve bunu belki radikal gruplar çok daha fazla kullanıyor. Yani bize de dokunuyor belki ama radikal gruplar bundan çok daha fazla rahatsız oluyorlar. Bu radikal grupların eline ciddi koz veriyor belki. Şimdi şiddet sosyolojik olarak bakarsak, bireysel şiddet bu, yani bildiğimiz biraz yani başkasına zarar veren türden bir davranış. Bu da bir benimsenmeyen bir şey. Tabi burada daha çok bölgemizde kolektif şiddetten bahsediyoruz ama şiddet bir anlamda o kültürün içinde yer alıyor. Orta Doğu bağlamında ise karşımıza çıkan etnik şiddet, etnik çatışmalar sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin Irak'ta, Sudan'da, Mali'de mezhepsel şiddetler karşımıza çıkıyor. Suriye, Irak bunların bir örneği, Yemen başka bir örneği. Kabilesel şiddet karşımıza çıkıyor. Libya'da bunu görüyoruz. Yine başka yerlerde görüyoruz. Kabile aşiret mantığının aşılamadığı yerlerde. Tabii bazı bölgelerde ideolojik şiddet de var. Yani bu yani sağ sol kavgası dediğimiz, yani laik Müslüman kavgası veya yani demin Mısır'da anlattığım bir Hristiyan Müslüman tarafı da var ama bir de bunun laik ve Müslüman veya dindar bir boyutu da var. Mısır'daki darbeyi kısmen de öyle okuyabiliriz. Libya'da bu yönde ciddi çatışmalar var yine. Tabii şiddet öğrenilen bir şey sosyolojik olarak. İnsanoğlu yani en güzel ahlak üzerine yaratılan bir şey. İnsanın yani uyumlu tarafı olduğu gibi bir de yani, şeytani veya saldırgan tarafı da var ama nasıl uygulayacağını bunu daha çok öğreniyor. Kime kızacak, nasıl bir tepki gösterecek. Hatta ne yapıyoruz biz? Yani çocuk düştüğünde yeri dövüyoruz değil mi? Yani bir dövme şeyi karşımıza çıkıyor. Bunu da çocuk öğreniyor yani. Eğer başına canın acırsa birine ya bir yere vurman gerekir falan diye. Eğitim açısından şiddetin tabii biraz gündemden düşürülmesi lazım. Biz bu radikal akımlara tabii ki daha az muhatabız. Çünkü geleneğimiz hem dünyayla barışık, birkaç şeyi bahsedeyim burada. Yani bizim geleneğimizde işte tasavvuf var. Önce yani önce şans vermek veya Allah adına onun yaratılmış bir şey olarak görmek var. İkna yöntemi var. Tabii Türkiye olarak şiddetten uzak durma, yani bir demokratik sürecin istemesi var başka diğer bölgeden farklı olarak. Ayrıca kalkınmışlık var. Yani çok fazla işsizlik bölgede, şimdi kısaca onlara şey yapacağım. Çok fazla ekonomik sorunlar insanların gerçekten belini büküyor veya bu terör bir sektör haline geliyor. Aynı bizim Güneydoğu'da gördüğümüz gibi. Yani parayla savaşçı veya işte militan terörist tutabiliyor, bir sektör haline gelebiliyor. Kaçakçılıkla vesaire, insan kaçakçılığı, silah, uyuşturucu kaçakçılığı burada karşımıza çıkan bir şey. Şimdi ekonomik olarak bu şiddet, bölgede özellikle kolektif şiddet neden teşvik ediliyor veya yer buluyor? Çünkü bir savaş lobisi var. Bunu önce devletler de yapıyor. Bunu şiddeti bir yöntem olarak kullanıyor tabii ki. Bir silah savaş lobisi, silah lobisi söz konusu. Silah satışları iki tarafı da kışkırtarak. Bunu en güzel Yemen'de görüyoruz. Yani Yemen'de Suud'un tepki vereceğini, İran-Amerikan anlaşmasının da güzel bir örnek. Yani buna artık Suud'un hem Irak'ı, Suriye'yi kaybettikten sonra bir Şii, şu anda Irak ve Suriye gerçekten İran denetimine girmiştir. Bundan sonra bir de güneyinde Suud'un ki kendi içindeki Şiileri karıştırma şeyi de var, yani İran politikası var. Yemen'in şey yapmasını biliyordu Amerika ama göz yumarak hani girmesine müsaade ederek burada büyük bir şeyin patlamasına müsaade edildi. Tabii burada bir silah lobisi söz konusu veya ayağa kalkma şansı olan İslam dünyasının gerçekten kaynakları az değil. En azından ciddi bir insan sermayesi var. Bakın Avrupa, Rusya, Amerika bir sürü yer yaşlanırken Müslüman dünyası petrolüyle, sermayesiyle, genç enerjisiyle ciddi bir potansiyel. Dolayısıyla bunun
bir şekilde bu çatışmalarla eritilmek istendiğini görüyoruz. Silah satışı, fakirlik, kaynak paylaşımı konusunda fakir bırakınca aşiretler, kabileler, devletler birbirinin boğazına sarılıyor. Fakirlik olduğu için ciddi bir göç oluyor. Bu göç bir yandan teröre de başka şeylere de yol açıyor. Ben bir de şey görüyorum, yani özellikle hani küresel sermayede çok komplocu değil bu ama hani küresel sermayenin kimin elinde olduğu belli. Müslümanlar elinde bu ister Arap olsun, Türk olsun vesaire biraz para biriktiğindeki petrolle otomatik olarak kendinden para biriktiriyor, birikiyor. Bunlar çok biriktiği zaman bir savaş, bir çatışma çıkıp yani çıkarılıp bu paranın yine Batı ellerine veya bu küresel sermayenin eline aktarıldığını düşünüyorum başkanım. Tabii IŞİD olgusu önemli. Biraz ben şey tarafına bakacağım. Ekonomik boyutunda veya sosyal boyutunda Körfez kaynaklı Selefi ideolojiye dayandığını görüyoruz. Bu ideolojinin şeyden tabii siz de yani ilahiyatçılarla belki çok daha fazla tartışacaksınız. Bunun özellikle Batı'da taraftar bulmasının birkaç sebebi var. Kimlik bunalımı yaşıyor oradaki gençlerimiz. Yani anne babası zaten çok fazla dini bilgiyle gitmemiş. Sonra bu birkaç jenerasyon sonra bunu Türkler de daha az yaşıyor ama yine de yaşanmaya başlandı. Oradaki bir Müslüman Türk genci yavaş yavaş bir Alman gibi yetişiyor belki. Dili bilmiyor en azından. Bizim hocalarımız Almanca, Fransızca vesaire bilmiyorlar. Dolayısıyla bu nesil direkt böyle daha özden kopuk söylemlere daha muhatap, daha açık hale geliyor. Böyle bir sıkıntı var. Kimlik bunalımı. Alman mı, Türk mü, Fransız mı, Arap mı? Kafası karışıklığı var. Tabii Fransız olmaya çalışsa da bir yandan dışlanıyor. Özellikle Arap yani Türkler de seçiliyor ama Araplar daha fazla seçiliyor. Daha belli oluyor. Ne kadar Fransızın bile dese yani karşı toplumun bunu bir dışlaması, reddetmesi, ırkçılık vesaire söz konusu. Bir iki ideolojik noktayı da şey yaparak toparlıyorum. Tabii ki İslam barış dini olarak isminde barış olan bir din olarak şiddeti ancak haksızlığa ve nefsi müdafaya karşı savunmuştur. Bir de fetih. Ama bu seleflik düşüncesi, bahsettiğimiz düşünce apolitik ve ahistoriktir. Yani tarihten kopuk bir şeyi söylemi vardır. Ve genelde tabii ki özde dönüşle beraber bidat kavramına şey yaparak, özden sapmayı çok vurgulayarak. Tabii ki onlarda da belki şey var. Yani Müslümana silah çekilmez prensibini onlar reddetmiyor. Ama çok kolay bir şekilde bir Müslümanı, bir Sufi'yi, bir işte Şii'yi tekfir ediyor. Yani sıkıntı tekfir düşüncesinde çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki bunda yani kısmen yani ilk selefilik apolitik olmasına rağmen daha sonra bunun cihadi yöne doğru evrilmesinde özellikle Seyyid Kutup gibi rejimle uzlaşmaz, tekfir eden veya şeyleri yani biz Türkiye'de biraz daha olumlu biliniyor ama hani Arap dünyasını ben takip ediyorum. Daha Seyyid Kutup'un yerini daha radikal bir gelenek olarak ve bunlara ilham kaynağı yani özellikle cahiliye kavramı, işte hakimiyet kavramı, hakimiyet Allah'ındır kesinlikle yani Allah'ın indirdiği hükmetmeyenlerin tekfir edilmesi vesaire önemli kavramlar olarak şeye ilham verdiği konusunda ciddi bir şey var. Hocam toparlıyorum hocam. Bir iki cümle aklınıza sığınarak. Tabii İran'a değinerek bitireyim. İran'ın ideolojisinde de ciddi bir şey var. Yani bir mağduriyet söyleminden hareket ediyor. Yani biz tarihsel olarak ta Kerbela'dan başlayıp sonra çaldıran başka mağduriyetleri de şey alarak ve bununla takiye ideolojisiyle bunu birleştirerek bugün de Fars İmparatorluğu geleneğini biraz çıkar olarak da buna payan da yaparak İran bölgede yani yaptığı işte Esed'e verdiği destek olsun. Sadece o değil. Mesela Irak yönetim üzerinde nüfuza sahip ama aynı zamanda kendi direkt kontrol ettiği bağımsız Lican-ı Şafiye dedikleri halk komiteleri oluşturuyor ve bunlarla direkt şu anda IŞİD'le mücadele ediyorum diyor. Siyasi cinayetler bizim işçilerin kaçırılmasına dahil olmak üzere bu konuda çok ciddi politika üretiyor. Bunu işte o takiye ve mağduriyet edebiyatı üzerinden, kurban üzerinden, mağdur üzerinden yaparak sağlıyor ve tabii ki son
şey olarak da yani hem bizim geleneğimiz yani Osmanlı'dan başlayarak Şiilerin de Osmanlı hilafetini tanıdığı bir barış geleneğimiz var. Yahudi Hristiyanların için zaten biliyoruz ama İngilizlere karşı Şiiler, Kürtler Irak'ta beraber şey yaptık, savaştık ve en başarılı cephelerden birisiydi Irak cephesi. Buna rağmen bugün hani bir Şii-Sünni çatışmasında biz isteksiz bile olsak karşı tarafın yani bu işte çok istekli olması ve direkt bu kaos ve çatışma planına İran'ın özellikle giriyor olması bölgeyi gerçekten yaşanmaz bir şiddet sarmalına doğru sürüklüyor ve bu bir kan davası gibi başlayınca da kolay bitmeyecek. Allah hepimizi korusun bu tip fitnelerden diyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Vakit geçirmeden hemen meseleyi gazeteci gözüyle değerlendirmek üzere Mehmet Akif Ersoy Bey'e veriyorum. Hocam siz... Mesele çok uzun. Ben birkaç saat vaktinizi alacağım. Şimdi maalesef bu iki kelimenin yani din ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmiş olmasından özellikle rahatsız olduğumu ifade etmek isterim başlamadan önce. Keşke başka bir isim bulsaydık diyorum. Ben bir gazeteciyim. Dolayısıyla bu kadar üstadın içerisinde ifade edeceklerim belki çok yetersiz kalabilir. Bunun için de öncelikle özür diliyorum. Ben 10 dakika konuşacağım. 10 dakikada bir Orta Doğu masalı yazmıştım. Belki YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız olmuştur. Öğrenci arkadaşlar çoğunlukta çünkü. Önce onu izletmek istiyorum. Genel olarak benim bu sürece, son 50-60 yıllık sürece nasıl baktığımı anlatmaya çalıştığım ve yaklaşık 6 senedir de bu Orta Doğu coğrafyasında gazetecilik yaparken karşılaştıklarım üzerinden bir masal. Hazırsa eğer onu bir izleyelim, ondan sonra birkaç noktaya temas edip toparlayacağım. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuş başlarına. 6 milyarlık sürgü boy boy, soy soy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Sınırlar içinde sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, bayırlar. Topraklarına fesat tohumları ekmişler. Koyunlar kin başakları, nefret yaprakları yemişler. Koç olmuşlar, tokuşmuşlar. Yere düşenin leşini, leşiciler kalırmışlar. Önce siyah beyaz kutulardan izledik Orta Doğu'yu. Televizyon Orta Doğu'dan daha yeni bir icattı. Ekranlara yansıyan görüntüler bize çok uzak bir coğrafyadan gibiydi. Zaten hepimizin bolca telaşı vardı. İsrail diye bir devlet kurulmuştu mesela 1948'de. Krallıklar, genç subayların kralları devirdiği topraklar, Panarabizm, Nasır devrimi, Bağızçılık akımları falan derken baktık yerleşimler, işgal politikaları Filistin'de. Arap-İsrail savaşı sonra diktatörlükler, krallıklar, yoksul halklar, petrol zengini şeyhler, hepsinin ötesinde berisinde savaşlar, işkenceler, mülteciler ve acılar. Hepsi siyah beyazdı, başlamıştı. Sonra renklendi kutular. Bombaların rengi değişti. Kanın rengi değişti. Siyahlar kırmızı, beyazlar isli bir dumana dönüştü. Evimizdeki küçük dünyamız renklenmişti. Açtık gözlerimizi, gittik kulaklarımızı ve anlamaya çalıştık Orta Doğu. Rengi kızıl, kokusu var. Osmanlı
Osmanlı'nın yıkılışının ardından başlayan, yarım asırı aşkın bir süredir devam eden sömürgecilerin bölgeye girişiyle Osmanlı'ya ihanet eden Araplar senaryolarını yazdılar bizim zihinlerimize. Kimse Medine müdafaasını Zeytin Dağı'nı okumamıştı zaten. Hepimiz Milli Eğitim Müfredatlarının anlattığı hikayenin bir parçası haline geldik. Sandık ki sadece biz böyle büyüdük. Halbuki Arap çocukları da böyle büyütülmüştü. Türkiye'de biz andımızı okurken onlar da kendi ülkelerinde antlarını okudular. Osmanlı işgalinden bahsetti birileri onlara. Bize de Arapların ne kadar hain olduklarından bahsettiler. Sonra hepten koptuk biz bu coğrafyadan. Ekran kutularında izlediklerimiz zaman içerisinde internetin sağladığı imkanlarla çok daha çabuk ulaşmaya başladı evlerimize. Başkaları bir sürü hikaye yazdı. Biz o hikayeleri okuduk. O hikayelerin kurbanı olduk. Hiç tanımadığımız adamları sevdik ekranlardan izleyerek. Hiç tanımadığımız adamlara düşman olduk. Sonra başımızı kaldırdık, bir bakalım dedik ne oluyor gerçekte diye. Her coğrafya kin ve öfke dolu bir nesil yetiştirmişti. Bazı ülkelerde mezhepler arasında farklılıklar vardı. Mezhep çatışması kaçınılmazdı. Bazılarında etnik unsurlar birbirleriyle asla anlaşamazdı. Cetvelle çizilmiş sınırların ötesinde aynı etnik unsurlara ve aynı mezheplere bağlı olanlar ise farklı kabilelerdendi. Onlar da birbirlerini öldürmeliydi. Öldürdük, öldürüyoruz. Belki öldürmeye devam edeceğiz. Radikal İslamcılıktan bahsettiler bizlere. Radikal İslamcı terör örgütlerinden sonra. Baktık, bunların bütün faaliyet alanları bizim coğrafyamız. İslam coğrafyası. Bir film yaptılar. Bir köydeki adamın hayat hikayesinden bütün dünyanın haberi oldu. Gözlerimizi kapattılar. Gazze'de, Somali'de, Arakan'da öldürülen çocukların hikayelerinden hepimiz bir haber kaldık. Somali'de Eşşebab'ı anlattılar bize, Afganistan'da Taliban'ı, El-Kaide'yi, Yemen'de Husileri, Irak'ta IŞİD'i, Filistin'de Hamas'ı, İslami Cihad'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı, Mısır'da İhvan'ı, sonra başka radikal İslamcı terör örgütlerini. Onların terörist olarak tanımladıkları, onlara karşı savaşanlar, sonra birbirlerine karşı savaştılar. Sovyetler Afganistan'ı işgal etti. Hollywood filmler yaptı Afgan mücahitlerle ilgili ve zihnimize kazıdı Amerika'nın Afgan cihadına verdiği desteği. Afgan halkının cihadı kutsandı. Taliban Avrupa'da, Amerika'da ofisler açtı. Sonra Sovyetleri kovdu mücahitler, birbirlerini öldürmeye başladılar. Bir gün geldi, Amerika teröre karşı başlattığı mücadelede Afganistan'ı işgal etti. Bütün mücahitleri terörist ilan etti. Hollywood senaryoyu değiştirdi, hikaye yeniden yazıldı. Biz yine onların hikayelerini dinledik, yine onların hikayelerini de anlattıklarına itimat ettik. Bugün Arap isyanlarından bahsediyoruz. Arap Baharı dediler ona da. Tunus'ta ateşlendi fitili, Mısır'da 30 yıllık mübareke devirdi bir Şubat gününde. Libya'ya NATO müdahale etti. 40 yıllık Kaddafi diktatörlüğü devrilene kadar bütün ülkeyi vurdu uçaklar. Yemen'e, Suriye ve Bahreyn'e sıçradı. Hepsini aynı kefeye koyduk. Arap halkları diktatörlere baş kaldırıyor dedik. Oysa Tunus'ta olan da Libya'da olan birbirinden farklıydı. Yemen'de yaşanan da, Suriye'de, Bahreyn'de yaşanan da. Orta Doğu malum, kanayan yaramız. Üzerinde mutabık oldukları tek bir konu vardı İslam ülkelerinin, o da Filistin meselesi. Mali'de El-Kaide'ye karşı Fransızların operasyonlarını Afrika İslam ülkeleri Fransa'nın teröre karşı Müslümanlara verdiği destek olarak değerlendirdi ve teşekkür etti Fransa'ya. Birileri Esad'ın katliamlarını kınamak istedi, başkaları izin vermedi. Esad'ın katliamlarını kınayanlar Bahreyn'e tanklarını gönderip halkı katletti, Esad'a ses çıkarmayanlar onlara tepki gösterdi. Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta vekalet savaşlar. Saddam'a diktatör, mücrim dedi birileri, başkaları halk kahramanı ilan etti.
Yemen'de posterleri asıldı sokaklara, Filistinler için direnişin simgesiydi. Iraklıların kabusu, Halepçe'nin, Enfer'in katili Saddam. Birleşik Devletler'in en yakın müttefiki, Amerikan operasyonuyla devrildi yıllar sonra. 31 Aralık günü, Kurban Bayramı sabahında idam edildi. Müslümanlara bayram, Hristiyanlara Noel hediyesi verildi. Tüm bunlar yaşanırken İslam dünyası liderleri iktidarlarını güçlendirme telaşındaydı hep. Filistin davasının hamisiydi sözde hepsi. Zaten bütün bu coğrafyanın İsrail terörüyle görmek istediği bir hesabı vardı. Liderlerinin tamamının ise İsrail'e doğrudan ya da dolaylı ilişkileri. Gazze defalarca vuruldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne çok çocuk öldü. Ne çok anne acıya gömüldü çığlık çığlığa. Hep hayıfladınız. Biz o filmlerden bir tane bile yapamadık. Tek bir Filistinli çocuğun hikayesini dünyaya anlatamadık. Annesiyle helalleşerek uykuya dalan, sabahın ilk ışıklarından evvel tepesine yağan bombaların tesiriyle parçalanan, gözlerini sonsuza dek kapatmış nice Filistinli tomurcuğun cesetleri sadece toprağa gömüldü. Unutuldular. Şimdi bu doğrudan yahut dolaylı ilişki sahiplerinin bir kısmı ordu kuruyor Yemen'de Husi tehdidine karşı. Belki Amerikan işgaline fırsat bilmiş Irak'ta mezhepçilik peşine düşmüş. Filistin halkı 1948'den beri İsrail'in işgal, katliam, işkence ve tecrit politikalarıyla karşı karşıyayken Müslüman Arap ülkelerinin aklına ordu kurmak ve İsrail'in karşısına koymak diye bir şey nedense gelemedi. Şimdi aslında hikaye şuydu. Arap isyanları başladığında Libya'ya Kaddafi'yi devirmek, halkı özgürleştirmek için uçaklarını ve tanklarını gönderenler, Bahreyn'e rejimi ayakta tutabilmek için gönderdiler ordularını. Her yerde İslam ümmeti uyandı, ayaklandı, Arap baharı yaşanıyor, devrimler geliyor diyen birileri, Suriye'de orada devrim olamaz, orası bizim kontrolümüzde dedi. Askerlerini gönderdi, rejimi ayakta tutmaya çalıştı. Amerika ve Batı, demokrasi hamisi olma iddialarına karşın Mısır'da darbeci Sisi'nin meşruiyet kazanmasına çabaladı. Birileri büyüdükçe budandı, diğerleri küçüldükçe sulandı. Mezhepler, yoksa etnik unsurlar, yoksa kabileler. Ha bu arada, diktatörler falan devrildi yine, yerseniz. Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Herkes öldü. Her yerde patladı bombalar, petrollerini özenle korudu demokrasi hamileri. Şimdi böyle enteresan, böyle kocaman bir fotoğrafın belki birkaç sayfaya sığmayacak özeti. Ancak bu iş bittiğinde bir şey göreceğiz. O da yerden ihsan edilmiş Suriye, Libya, Yemen, Irak, Afganistan, Pakistan, Somali ve bu coğrafyanın insanları. Hepsi mustazaf olan, bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu toprakların çocukları. Öldürülenler, katledilenler, katledenler, savaşın mağdur ettikleri kadınlar, çocuklar, adamlar, gençler, yaşlılar. Ölüyoruz, öldürüyoruz, birileri seyrediyor. Onların silahlarıyla birbirimizi öldürüyoruz. Ne korkunç ki, öldürmeye devam edeceğiz. Keşke biraz sakin kalabilseydik. Bir gün hepimizin sakin olmaya ihtiyacı olacak. Hepimizin kardeşliğimizi hatırlamaya ihtiyaç olacak. Bir sakin kalabilseydik, kardeş olabilseydik, belki bambaşkaydı bu masal. Birkaç noktaya temas edip hemen toparlayacağım. 10 dakika var. Arkadaşlar, Amerika Irak'ı işgal ettiğinde ya da Afganistan'ı işgal ettiğinde 11 Eylül sonrasında Birol Hocam da, Ahmet Hocam da ifade ettiler. Temel hikaye şuydu. Radikalliği önlemek için temel sorun diktatörlüklerdi. Radikalliği önlemek için diktatörler devrilmeliydi. Ve İslam coğrafyasındaki halklar böylece özgürce seçim yapacaklar, bir rahatlığa kavuşacaklardı.
Ama sonuçları böyle olmadı. Bu bize anlatılan tarafıydı tabii hikayenin. Şöyle ki, çok önemli bir noktaya değindiler. Mesela Mısır'daki darbe, Müslüman kardeşlere yapılan darbe, küresel anlamda sadece Mısır'da değil, Tunus'ta da, Körfez'de de, diğer İslam ülkelerinde de Müslüman kardeşlerin küresel bir darbeydi. Müslüman kardeşler hareketi bu diğer Orta Doğu'daki akımlar içerisinde, ki darbenin önemli destekçisi Selefi Nur Partisi'ydi, daha makul, daha itidalli, daha anlaşılır, teolojik altyapısı olan bir hareket. Ortadan kaldırdıklarında alternatif olarak çıkan hareketlerse bugün en çok eleştirdikleri, işte radikal dedikleri, cihadi dedikleri, cihadist dedikleri Selefi akımlar. Ve bunu desteklediler. Temelde bu coğrafyadaki radikalliğin ya da şiddetin bir takım nedenleri var. Yani eğitim bunun en önemli nedenlerinden belki sadece bir tanesi. Ama siz bu coğrafyayı bombalamaya devam ettiğiniz sürece bu coğrafyanın insanları radikallikten uzaklaşmayacaklar. Çünkü biz istatistik olarak veriyoruz insanların ölüm hikayelerini. Yani Irak'ta 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı diyoruz haber bültenlerinde. Hatta böyle haberler duymadığımız zaman şaşırıyoruz. Artık çok sıradan hale geldi. Ama bu insanların hepsinin bir hikayesi var. Ve oturup konuştuğunuz zaman işte o hikayelerin kurbanı oluyor büyük bir çoğunluğu. Burada biz çok acı bir manzara ile karşılaştık. Geçtiğimiz hafta Asya Pasifik Müslüman Dini Liderler Zirvesi yapıldı İstanbul'da. Bütün mesela İslam coğrafyasının o mıntıkatül hariye dedikleri, sakin bölge dedikleri bir şeydir Arapların. Üçte ikisi neredeyse Müslümanların bu coğrafyada yaşıyor. Biz çok kopuğuz bu coğrafyada. İlk defa bu kadar hemhal olduk. Ve şunu gördük. Daha önceki yapılan zirvelerde de benzeri şeylerle karşılaşmıştık. Bütün İslam coğrafyası liderleri, öncüleri, bakanları ya da azınlık gruplarının liderlerinin konuşmalarına başlarken bir savunma psikolojisiyle Müslümanlar terörist değildir anlatmaya çalıştıklarına şahit olduk. Bu çok acı bir tabloydu. Çünkü sadece bu coğrafyada, Orta Doğu'da değil, tüm dünyada şu anda bütün Müslümanlar maalesef terörist olmadıklarını, İslam'ın terörle bir ilişkisinin ve şiddetle bir ilişkisinin olmadığını anlatmak durumunda bırakıldı. Bu çok iyi bir algı operasyonuydu, çok başarılı bir operasyondu. Bunu yine maalesef biz Batı'yı, Amerika'yı bu işlerle ilgili suçluyoruz ama Müslümanların eliyle yaptılar. Bizim eksikliklerimizden istifade ederek yaptılar ve bu coğrafyada şu anda temelde bizim eksikliklerimizden kaynaklı bu tür problemler var. Güvenlik politikaları bu sorunu, terör sorununu ya da şiddet sorununu çözmüyor, çözmeyecek. Yani Amerika yıllardır Afganistan'da mesela El-Kaide ya da Taliban'ı bitirmek için operasyonlar yapıyor. Bitirebildi mi? Hayır. Müslüman Kardeşler Hareketi şu anda işte çok yoğun baskı altında, tutuklamalar var, katliamlar yaşandı. 80 senedir benzeri şeylerle karşılaşıyorlar. Bitti mi? Hayır. Dolayısıyla güvenlik politikalarının bir çözüm olmadığını, yani siz Suriye'yi, Irak'ı bombalayarak IŞİD belasından, El-Kaide tehdidinden kurtulamayacağınızı defalarca daha önce tecrübe ettiniz. Somali'de tecrübe ettiniz, Afganistan'da tecrübe ettiniz, Yemen'de, Pakistan sınırında vesaire ve devam ediyorsunuz buna. Ben Müslüman ülkelerin bu hikayenin içerisine bu kadar dahil olmalarını, tüm bu tecrübelere rağmen hakikaten anlamakta çok güçlük çekiyorum. Bugün dünyanın iki önemli farklı kutbu, yani Rusya ve Amerika aynı anda Suriye topraklarını bombalamaya devam ediyor. Ve çok farklı politikaları yöneten bu iki ülke Suriye'de bir operasyon yapıyor ve biz bunu İslam ülkeleri olarak uzun yıllardır benzeri şekilde seyrediyoruz. Şimdi Amerika'nın, Batı'nın ya da İslamofobiyi bu kadar hortlatanların şeriatla bir sorunu yok. Bunun en önemli örneği bugün Batı'nın, Amerika'nın ya da İsrail'in çok iyi ilişkiler içerisinde olduğu ama şeriatla yönetilen ülkelerdir. Yani sizin kendi ülkeniz içerisinde şeriat kanunlarını uygulamanızın, halkınızın işte şeriata göre idam etmenizin, kol kesmenizin vesaire bunun hiçbir karşılığı Batı'da yok. Eğer sizin şeriat algınız, İslam algınız, siyasal İslamcı düşünceleriniz, onların politikalarını, işte İsrail'in güvenlik politikasını veya bölgesel petrol politikalarını tehdit ediyorsa orada problem başlıyor ve orada başka bir şey üretiyorlar. Bugün İslam coğrafyasının en önemli sorunlarından bir tanesi ki bu şiddeti tetikleyen sorunlardan bir tanesinin ben gezdiğim bütün coğrafyalarda tesellüf ve teşeyyü olduğunu gördüm. Yani
işte Suudi Arabistan eliyle ya da Körfez ülkeleri eliyle açılan okullar, camiler, finanse edilen vakıflar ve dernekler üzerinden Müslüman coğrafyayı selefileştirme, yine İran üzerinden de yine Müslümanları, azınlık Müslümanlar içerisinde bile bu var. Yani bir yerde 500 tane işte bir Yeni Kaledonya ülkesinde 500 tane azınlık, 1000 tane azınlık Müslüman var ve siz orada bir tebliğ çalışması yapmak yerine o azınlık Müslümanları birisi selefileştirmeye, diğeri de Şiileştirmeye çalışıyor. Bu da hem aramızdaki problemleri çok daha fazla arttırıyor. Çünkü biz artık Ali İmran 103'ü, Hucurat Suresini, hepiniz ilahiyatçısınız, benden çok daha iyi biliyorsunuz bunları, unuttuk. Bu meselelerle ilgilenmiyoruz, birbirimizi sevmeyi çoktan terk ettik. Bu çok önemli bir sorun. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir konferansta, İlahiyat Fakültesi'nde bir öğrenci arkadaşımız bana şöyle bir şey sordu. Yanında da bir ilahiyat profesörü vardı hatta. Dedi ki, Mehmet Akif Bey, bizim Hristiyan ya da Yahudi dostumuz, arkadaşımız olamaz mı dedi. Ben de dedim, ben ilahiyatçı değilim, hocama sorun yok dedi. Ben sizden de duymak istiyorum. Ben dedim ki, şimdi siz dedim 1,5 milyar Müslümanı sevdiniz, Şiisiyle, Sünnisiyle, bütün etnik unsurlarıyla, işte meşrepleriyle vesaire. Geriye bunlar kaldı ve yüreğinizde hala sevgi kıtırcıkları var. Bence hiç mahsur yok, sevebilirsiniz dedim. Biz birbirimizi sevmiyoruz arkadaşlar. Bakın, mezhepler arasında bir kavga olduğu bugün anlatılıyor. Mezhepler yoksa işte etnik unsurlar arasında, kabileler arasında, ideolojiler arasında, Türkiye'de bakalım buna, cemaatler arasında. Yani bu işin bir sonu maalesef yok. Biz insanların hayat hikayelerinden çok uzakız. Bu çok önemli bir sorun. Ve bu coğrafyada hikmetsiz bilgi türetiliyor süratle. Yani bir hikmetten çok uzaklaştık. İlahiyat fakültelerine hani niye iş düşüyor diyoruz ya. Yani İslam'ın ahlaki değerlerinden, insani değerlerinden uzaklaşıyoruz. Mesela bugün DAEŞ'in çıkardığı dergilere, işte medya yayın organlarındaki propaganda çalışmalarına baktığınız zaman İslam'ın o kavrayışı ya da İslam'ı idrak biçimlerinin aslında İslam'dan ne kadar uzak olduğunu ama ne kadar Müslümanlara tesir ettiğini, yani bakıyorsunuz Türkiye'den de dünyanın birçok ülkesinden Müslümanlar işte DAEŞ'e katılmak için bu topraklara gidiyorlar ve burada savaşıyorlar. Şimdi biz bunları terörist olarak tanımlıyoruz. Bir terör örgütü DAEŞ. Daha önce El-Kaide vardı. Şu anda DAEŞ'le birlikte biz El-Kaide'ye rahmet okuyoruz artık. Yani çok daha büyük bir terörist peydahladı bu coğrafyada. Ve bütün bu coğrafyaya yönelik operasyonların içerisinde, yani Libya yapacaksanız Libya'da çıkıyor, Irak'a yapacaksanız Irak'ta çıkıyor. Bununla mücadele biçimi, az önce de söyledim, güvenlik politikalarından ziyade eğitimle ilgili bir süreç. İlahiyat fakültelerinde belki bu yüzden çok büyük bir iş düşüyor. Son olarak Filistin meselesiyle ilgili bir cümle kuracağım. Bugünlerde çok yoğun gündemde biliyorsunuz. Yani evet, bizim biraz çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor bu meselelerin tamamıyla ilgili. Elbette dış mihrakların ya da işte bir takım uluslararası güçlerin bu coğrafya üzerinde emelleri hep vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Az önce bir olacağım çok önemli bir şey söyledi. Ticaret yollarının tamamını Müslüman ülkeler, Müslüman coğrafyalar kontrol ediyor dedi. Ama bakın bu yolların tamamında yani Babel Mendeb'de de, Süveyş Kanalı'nda da, Cebel Tarık'ta da, bunların tamamında da Müslüman halkların yaşadıkları problemler var. Ve haritalara ya da de facto bölünmelere baktığınız zaman paramparça olmuş veya işte Cebel Tarık'ta başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir kanton oluşturulmuş, onunla karşılaşıyorsunuz. Babel Mendeb'de bugün Somali'nin istikrarsızlığının belki en önemli sebebi buydu. Yemen'in de bugün en önemli sebebi bu. Mısır'daki süreç vesaire. Bunlara karşı evet uyanık olmak durumundayız. Kendi tedbirlerimizi almak, kendi halkımıza, kendi coğrafyamızın insanlarına özellikle eğitim konusunda bir şeyler katmak durumundayız. Filistin'le ilgili şunu söyleyeceğim. Bir de şöyle bir sorun var yalnız, unutmayalım bunu da. Şimdi siz işgal politikalarınızı devam ettiriyorsunuz, Filistin halkını katletmeye devam ediyorsunuz. Her türlü tecriti ve terörü bir halk üzerinde uyguluyorsunuz. Bütün dünya 67 sınırlarından bahsediyor. Bütün dünya Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olduğundan söylüyor. UNESCO daha birkaç gün önce karar çıkarttı. Bütün dünya aslında sizinle aynı dini, aynı siyasal söylemi paylaşmıyor olsa da hak ve hukuk veya uluslararası hukuk nazarında size diyor ki evet sizin bu konuda haklarınız var. İsrail'in de yerleşimlerini kınıyor. Ama atılmış hiçbir adım yok. Sonra Filistinliler ikinci intifada da ya da bugün başlatılan süreçte de herhangi bir şiddet sarmalı içerisine girildiğinde masaya oturduklarında arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Müslümanlar müteşeddit, Müslümanlar radikal, Müslümanlarla konuşamıyoruz. Yani adamın
annesini öldürmüşsünüz, kadınlarına tecavüz etmişsiniz, çocuklarını katletmişsiniz. Sonra bir masaya oturtuyorsunuz, bir barış masasına. Diyorsunuz ki, hadi barışı konuşalım. Adam çığlık çığlığa, canı yanmış, bağırıyor. Ve diyorsunuz ki, ya bak bunlarla bir şey konuşulmuyor. Diyorsunuz. Böyle bir şiddet sarmalının da içine çekildi Müslümanlar. Bu da çok önemli bir sorun. Ve bunun bedeli elbette İslam coğrafyasına ve İslam'ın özüne çok ağır oldu. Ama dünyanın çeşitli ülkelerinde de tesir edeceğini, ettiğini de bugün gözlemliyoruz. En önemlisi bu radikal İslamcı örgütlerin ya da bu tür söylemlerin tamamının İslam'ın özüne zarar vermesi sorunu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilave bir teşekkür. Tam zamanında bitirdiniz efendim. Şiddet bitmez dedi Mehmet Akif Ersoy Bey. Şiddet bitmez diye bir şey yok tabii. Bitebilir de bütün bunlar biterse tarih biter. Tarihin sonu olur. Biz buna kıyamet diyoruz zaten. Her zaman var ola gelmiştir, devam edecektir. Şimdi bütün bu yapılan konuşmaları toparlayıcı mahiyette mi göreceğiz Mehmet Bey? Yok hocam, efendim, bana böyle kelamcı gözüyle böyle bir görev vermeyin bana lütfen ya. İslamofobinin bir tahakküm ideolojisi olarak İslamofobiyi anlatacak Mehmet Bey. Hocam size de 20 dakikalık müzakereye de süre bırakmak üzere. İnşallah sürenizi zamanınızda kullanırsanız, bitirirsiniz. Buyurun hocam. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum ve burada bulunan herkesi en içten duygularımla selamlıyorum. Böyle bir organizasyonda bizi bir araya getiren değerli Latif hocamız başta olmak üzere İlahiyat Fakültesi yönetimine teşekkür ediyorum. İslamofobi konusuna giriş yapmak amacıyla ve İslamofobiyi anlamak bakımından birkaç soruyu gündeme açarak ben aslında giriş yapmak istiyorum. Benden önce sunum yapan kardeşim Mehmet Akif'in yani görsel sunumunda dikkati çeken bir nokta var. Hemen şöyle bir soru ortaya atmak istiyorum. Müslüman kanı neden bu kadar ucuz? Hakikaten yani biz kitabileştirdiğimizde, tartıştığımızda tansiyonu düşürüyor. Fakat acıyı yaşayan insanın tabii ki onun algılaması, onun hissiyatı çok çok önemli. Fakat o da bizi yanlış yönlendirmesine izin vermememiz lazım. Bu şekilde ben bir probleme dönüştürmek istiyorum. İslam dünyasında insan kalitesinin bu kadar düşük olması kültürel ve politik bir problem olmaktan daha çok teolojik ve dinsel bir problemdir değerli arkadaşlar. Çünkü biz dinimizin temel ilkelerini onursal bir hamleyle alıp insan eşrefi mahlukattır, bütün Müslümanlar kardeştir diyelim, tamam. Fakat şu karşımda oturan bir Müslüman, aynı dine inanmamıza rağmen farklı bir mezhepten, farklı bir tarikattan, farklı bir cemaatten ya da farklı bir siyasi kanaatten olan bir Müslümana nasıl davranacağım, nasıl davranacağımın bilgisini ve becerisini net bir şekilde üretememişsem bu ilke altında ezilirim. Dolayısıyla yine evet biz İslam'ın yüce ilkelerine sık sık dönüş yapıyoruz, vurgu yapıyoruz. Fakat buna uygun, bunu destekleyici bir siyasal kültürü, bunu destekleyici bir eğitim modelini inşa etmediğimiz sürece bu yüce fikirlere baş başa kalacağız. Öte taraftan beni rahatsız eden bir özdeşliği de ben altını çizmem gerekiyor. Orta Doğu ve İslam. Az önce sunumda geçen bütün o bölgeler Orta Doğu bölgesinde geçen şehirler, kentler. Sanki şöyle bir algı oluşturuluyor. İslam, Orta Doğu'da yaşayan öfkeli kalabalıkların dinidir. Değerli arkadaşlar, öfkeli kalabalıklar bir medeniyet üretemez. Üretilen değerleri içselleştiremez. Tam tersi, başta kendisinin mensup olduğu medeniyet olmak üzere bütün değerleri tüketirler. Demek ki stratejinin ana gövdesi açığa çıkıyor. Müslümanları yüksek tansiyon psikolojisine hapsederek Orta Doğu'yu bir teoloji ve politika bataklığına dönüştürerek İslam kültürünü burada batırmak. Evet, bunu görüyoruz. Peki İslam medeniyetinin tarih boyunca üretmiş olduğu o verimli hilal diyoruz. Bir Hindistan Endülüs tecrübesi ya da Mavera-ül-Nehir bölgesinde yaptıklarını neden anımsamayalım? Akdeniz'in o sıcak, o münis, o ılımlı havasını, öbür taraftan Asya'nın o devingen, gözü pek, cesur ve yönetim kültürüne vurgulayan
kültürünü neden biz İslam düşüncesine ve Müslüman kimliğimize katmakta bu kadar çekiniyoruz? Ve bugün burada bu konuyu diğer İslam dünyasının diğer ülkelerinden daha sakin, daha mantıklı, daha rasyonel tartışmaya yakın bir noktada duruyorsak sahip olduğumuz bu yönetim kültürü sayesindedir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Diğer bir soru da şu, İslam dünyasının şu anda içinde yaşamış olduğu şey kriz midir? Eğer krizse bu bir itikadi, yani bir din, teoloji krizi midir? Yoksa bir politik ya da toplumsal bir kriz midir? İçimizden birisi imanın nerede başlayıp nerede bittiğini ve politik olanın sınırlarını net bir şekilde ortaya koyabilecek olursak biz de hep beraber kolaylıkla bu yaşamış olduğumuz krizinin itikadi mi yoksa politik mi olduğunu söyleyebiliriz. Ama değerli arkadaşlar, iman dediğimiz şey kitapta durduğu gibi durmamakta. Bireye ve toplumsal hayata indiğinde çok değişik sosyal alanlarla bir angajman içerisine girmektedir. Bugün olduğu gibi tarih boyunca da insanlar kendi özlemlerini, hedeflerini, acılarını, beklentilerini teolojik bir dille ifade ede gelmişlerdir. Bu yüzden bir İslam ilahiyatçısına ya da bir sosyal bilimciye, bir araştırmacıya şu görevi yüklemektedir. Dinsel problem olarak gözüken şeyin arkasındaki, o peçenin arkasındaki politik özneyi görebilmek gerekiyor. Ya da politik olarak kendisini dayatan şeyin gerisindeki dinsel ve teolojik o problemi görmek, görecek şekilde bakış açımızı derinleştirmek, genişletmek zorundayız. Dolayısıyla evet, İslam dünyasında yaşanan krizin çok boyutlu bir kriz olduğunu söylemek lazım. Hedefine şaşırmış tokat gibi acı verir arkadaşlar. Politik alanda, eğitim alanında çözemediğiniz sorunlar orada değil, başka bir yerde semptomlarına açığa vurur. Din alanında. Bazen din alanında yaşanan sorunların üzerine gittiğimizde bakıyoruz ki saf politik bir çıkmaz karşımıza çıkıyor. Dinsel bir problem değil aslında. Diğer bir soru da şudur. Din şiddet üretir mi? Daha özel, spesifik anlamda İslam dini teröre cevaz verir mi? Ya da şöyle soralım. Gittiğimiz toplantılarda bize yöneltilen soruların başında gelir. Hocam, İslam sevgi ve barış dini midir yoksa savaşçı bir din midir? Verdiğiniz cevap şu arkadaşlar, bu bir tuzaktır, tuzak bir sorudur. İslam gerçekçi bir dindir. İnsan hayatında şiddet var mı? İnsan hayatında ticaret var mı? İnsan hayatında cinsellik var mı? O halde insanı içeriden yakalamaya çalışan gerçekçi bir dinin bunları yatsıması, görmezlikten gelmesi, ruhbanca bir teoloji içerisine girmesi düşünülemez. O halde insan hayatında şiddet ne kadar varsa dinsel söylemde o kadar karşımıza çıkabilir. Çıkabilir diyorum çünkü toplumsal gerçekliğe gözünü kapayan bir din insan gerçekliğini de yakalayamaz, kavrayamaz. Benim cevabım şu şekilde oluyor. Kardeşim, eğer siz savaşırsanız İslam savaş etiğini size öğreten bir din olarak karşınıza çıkar. İslam peygamberi iyi ki savaşmıştır. Çünkü Müslümanlar savaşma etiğini bizzat uygulamalı olarak peygamberlerinden öğrendiler. Çocukları öldürmemeyi, kadınlara dokunmamayı, tarlada ya da mabedinde vakit geçiren insanlara ilişmemeyi biz kimden öğreniyoruz? Peygamberden öğreniyoruz. Evet, iyi ki peygamber savaşmıştır. İsa savaşmadı. Ne oldu? Haçlı seferlerin teolojisini bu insanlar nereden çıkardı? Hangi kitabı okudular? Bu çok önemlidir. Sevgi dini, barış dini bir yanağına tokat vuran öbür yanağına uzat. Bakın, eğer bir din sekülerlerin ve laiklerin çok hoşuna giden bir argüman vardır. En güzel din dünyaya en az karışan dindir. Öyle mi? Peki, şimdi gerçekle karşı karşıyayız. Dinin ve Tanrı'nın sustuğu yerde kralların azgın arzularının öne çıkmasını, kurumsallaşmasını nasıl önleyeceksiniz? Hristiyanlığın baştan sona yaşamış olduğu problem bu değil midir? Evet, Müslümanlar bütün çöküşlüklerine rağmen hala ötekine karşı bir nezaket ve kibarlık, öyle ki kendi kardeşinden esirgemiş olduğu nezaketi ötekine kolay gösterebiliyorsa, işte dinin bu ilk oluşum aşamasındaki savaş etiğinin bizzat uygulamalı ve teorik olarak peygamberinden öğrenmiş olmasına kaynaklanıyor. Öte yandan eğer İslam'ın en güzel değerleri sevgi ve barış ortamında çiçeklenir, ortaya çıkar. Selam diyoruz. Evet, Müslümanlar birbirine selam vermesi, barış ve esenlik dilemesi asıldır. Arizi olan savaştır. Dolayısıyla evet, İslamofobya tartışmalarına şöyle geçiş yapacak olursak biraz yavaş yavaş. İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. اَيْنَمَا تُوَلُّ وُجُهَكُمْ فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Yüzünüzü nereye dönerseniz
Allah'ın yüzü, veçhi zatı, kelam ifadesi oradadır. İslam ne doğuya aittir ne batıya aittir. Bir defa doğu batı özdeşliği tuzaktır. Doğu gönlün vatanıdır, imanın vatanıdır, efendim duygularının vatanıdır. Batı nedir? Batı ise aydınlanma, akıl, felsefe ve yasanın vatanıdır. Bu bize özellikle Batılılar tarafından batı merkezi bir dünya perspektifini felsefi olarak ortaya koymak üzere satılan bir üründür. Ve bizdeki gelenekselciler de bunu hemen satın aldılar. Evet, doğu, doğu dedi, kalp. Peki yasa, akıl öbür tarafa ait. Bu tuzağa bir Müslüman düşemez. Düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu işin eğitim ayağı eğer ön plana çıkacak olursa, evet, buradaki pek çok ilahiyatçı öğrencimiz var, dekanlarımız var, saygıdeğer hocalarımız var. Bu ülkenin çocuklarını nasıl eğiteceğiz? Nasıl eğiteceğiz? Bu ülkenin çocuklarına hangi değerleri öncelikli olarak vereceğiz? Sağlam bir tilavet bilgisi, makam terbiyesi verdiniz. Okudu, karşıda bir hissiyat oluşuyordu. O ayetin manası, o değil kardeşim budur deyip tekfir ideolojisi doğrultusunda bu çocukları devşirmelerine nasıl engel olacaksınız? Mezhepleri ve mezhebi kimlikleri öğretmeyin. Felsefeyi ve mezhepler tarihini iyice kısıtlayın. Bu çocuklar sahaya çıktıklarında okudukları şeyin manasını köprü altındaki insanlar öğrendiklerinde kendilerini nasıl koruyacaklar? Siz tarlayı ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, ürünü başkasına bırakıyorsunuz. Yani Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin gelmiş olduğu çok önemli bir nokta vardır. Çok önemli bir birikime sahibiz. Bunun reddedilmemesi gerekir, inkar edilmemesi gerekir. Bunu çok yüksek sesle söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben burada birbirimize karşı ihlas diyorum. %100 dürüstlük. Yani hissettiğim şey her neyse onu net bir şekilde birbirimize paylaşalım. Yani birbirimizi memnun etmek üzere konuşmayalım lütfen. Ve İslam dünyasındaki şu manzara, biz yaşamak istiyor muyuz Allah aşkına? Hayır, istemiyoruz. O halde bunun için gereken tedbirler nedir? Yalnızca dua etmek olmuyor. Yalnızca temennilerle geçiştirmek olmuyor. Batıyı şeytanlaştırmakla da olmuyor. Çünkü uluslararası ilişkiler alanı, değerli dostlarımız burada, bir sevgi, merhamet, şefkat alanı değildir. Bir güç ve iktidar alanıdır. Başkalarının size acımasını bekleyemezsiniz. Güçleneceksiniz. Güçlü bireyler olarak çocukları, öğrencimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli ayağının teoloji ve ilahiyat olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. İslamofobi, yani metinler basılacak. Ben sohbet moduna gitmek istiyorum. Yani İslamofobinin tarihçesini ve muhteviyatını tartışabiliriz. Bunu Roma'dan itibaren Batı merkezi düşünmeye çalışan bir kültürün, Roma iken öteki barbardı, Orta Çağ'da öteki kafirdi, modern Batı'da ise ötekiler yine demokratikleşememiş, kendi özlerinden dolayı geri kalmış topluluklardı. Ötekileştirici bir dil her zaman için devam ediyor. Fundamentalizm kurgusu yazarın, kitabının yazarı Said'in dediği gibi Batı bir hayalet üretti. Ve bu hayalet, hayalet üretimi, korku yönetimi, bir hantoloji, yani hayalet bilim. İslamofobi böyle bir şey. Ve İslamofobiyi vurgularak bir Batı kimliğini bir kaldıraç olarak yukarı kaldırmayı deniyorlar. Amerika'da bu yapılıyor, Avrupa'da bu yapılıyor. Çünkü Müslümanlar mülteci olarak gitmiş olduğu ülkelerde kendilerini hiç de yabancı hissetmiyorlar. Çünkü erken evlilik, çok çocukluluk, siyasete, ticarete, akademiyeye çok yoğun bir ilgi ve gelecekte Avrupa kendisini Avrupa olmaktan çıkarak bir Avrabiya'ya dönüşeceği öngörüsünde bulunuyor. 2050 yılların hesabını yapıyorlar. Bu nedenle Müslümanları karikatürle sokağa dökmek, zaten bunlar görüyor musunuz batılı değerlere, kadına, insan özgürlüğüne vesaire falan karşı bir güruhtur şeklinde göstermek ve bunlara da bu şeylere de bu görüntüyü hemen vermeye hazır gruplarımız ve örgütü var. Ve bu şekilde bir algı yaratarak İslamofobi üzerinden bir Avrupa kimliği, Batı kimliğini keskinleştirmek politikasını izlediğini söyleyebiliriz. Bunun ekonomik politik ayakları evet yalnızca konjonktür olarak ama genel anlamda böyle bir politikanın izlendiğini hissediliyor. Tarihsel olarak ise Haçlı Seferleri, Kudüs'ün ve İstanbul'un fethinin Batı'da ister teolojik olsun ister de politik düşünsünler, Batı'nın zihninde inşa etmiş olduğu bir korku onun günümüze taşınması olarak da görülebilir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası Batı'nın inşa etmiş olduğu yeni hedef olarak, yeni düşman olarak İslam'ın gösterilmesi ve ılımlı İslam da az önce Birobe söyledi galiba, apoloji yaratmaya yönelik bir politikadır. Yani herkes söze başlarken Besmele'den önce
bir film var biliyor musunuz? Yani Amerikan Başkanı ziyarete gidiyor. Amir Khan'ın galiba. Benim adım Khan galiba değil mi? Benim adım Khan, ben Müslüman ve terörist değilim demek için Beyaz Saray'a kadar gitmek için acayip bir mücadele veriyor. Evet, ben Müslümanım ve terörist değilim diyerek söze başlamak istiyoruz. Bu bir apolojidir. Bu bir kabz halidir. Bunu aşmak gerekiyor. Batı'nın bunca ahlaksızlığını dile getirmek için gerçekten de görsel medyayı da kullanmamız gerekiyor. Ve aslında şu da önemli, Selefilik hakkında bu yalnızca Orta Doğu'nun değil, Hanefi Maturidi coğrafya adını vermiş olduğumuz bölgede Balkanlar'da başta olmak üzere bütün bir İslam dünyasının problemi haline geldi. Ve şunu söylüyorum, İslam dünyasına ve Orta Doğu haritasına açık baktığınızda değerli arkadaşlar, yani iki bölgede aşağı yukarı politik ve siyasi istikrarın devam ede geldiğini göreceksiniz. Bunlara ben kişisel olarak mevali bölgesi diyorum. Arap olmayan Müslüman toplulukların İslam öncesi devlet ve iktidar geleneklerinden hareketle inşa ettikleri bölgelerdir. İran ve Turan. İran ve Turan, evet, bunların bir yönetim kültürüne sahip olduğunu görüyorsunuz. Dikkat ediniz, Şii ve Sünni ilişkileri Türkler ve İranlılar, Farslar arasında devam edildiği sürece bir kıvama, dengeye, bir nezakete bağlanabilmiştir. Çünkü bu iki akıl, siyasal akıl nerede durması gerektiğini biliyor. Yani siyaset biraz verirsin, biraz alırsın. Yani bir uzlaşma sanatıdır. Ama ne zaman ki bu Sünni temsil Selefilerin eline geçti, tıpkı hariciler gibi İslam tarihi hocalarımız var. Bunlar öldürülünceye kadar öldürmeye devam eden bir güruhtur. Cennetle kendisi arasındaki yegane engel olarak senin kanını görüyor. Böyle bir adamla nasıl diyalog kurabilirsiniz? Nasıl ayet okuyabilirsiniz? Böyle bir zihniyeti ben öğrencilerimize anlattığımda, özellikle haricileri, IŞİD onların devamı demek istemiyorum. Farklı şeyler var ama IŞİD anlatmama gerek kalmıyor. Öğrenciler derhal tanıyor. Dolayısıyla burada şu var arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeceğim. Her ayet hadis okuyan, gözü yaşlı, sesi böyle hani kadifemsi, ondan sonra güzel hikayeler anlatan insanlar sizi hakka ve hakikate çağırmıyor olabilir. Çağırmıyor olabilir. Bu dünyada öyle tuzaklar vardır ki yalnızca dindarlar içindir. Dini duygunuz güçlü değilse ona düşme ihtimaliniz çok zayıftır. Şeytanın sağdan yaklaşması. Ama Müslümanlar olarak biz bu sorunları problemi tek hale getirebilecek, aşabilecek bir dili, bir basiret dilini üretebilmiş değiliz. Daha çok felsefeye, mezhepler tarihine, kelama ve tümel bakış açısına, stratejik düşünmeye ihtiyacımız var. Durduk yerde ayağımıza sıkmamızın bir anlamı yoktur. Ben aslında mesajımı vermek istiyorum. İslamofobi metni zaten basılacaktır. Ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bu coğrafyada yaşamak için bu coğrafyanın hakkını verebilecek bir siyasal kültür üretmenin yanında aynı zamanda bir din politikası üretmenin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Ben de Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Burada sunumlar ve tebliğler bitti. Şimdi müzakere etmek isteyen arkadaşlar varsa veyahut da soru sormak, bu konuda konuşmak isteyen arkadaşlar varsa onları alabiliriz. Eğer yoksa oturumu kapatacağım. Şöyle bir bakıyorum. Mahmut Hocam bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Zaten Cuma vakti yaklaştı. Belki hocalarımız da şurada biraz çay içmek isterler. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çıkışta sempozyum ekibiyle katılan akademisyen arkadaşlar olarak, toplu olarak bir fotoğraf çekiyoruz.